Ha Aysel'cim bırak altın tepsimizi de. Bir kere de haksız çıkayım ya. Ay siz de oradan öyle bakmayın ya. Buyurun bize katılın. Yıldızcığım biz kendi rıhtımımızda kahve içiyoruz. Üzerine alınma lütfen. Yani altın takmamak için gelmiyorsanız bizim için sorun değil. Bizim bir beklentimiz yok. Yıldız tebrikler. İstediğini elde etmişsin. Çok sağ ol canım. Teşekkürler. Ay bir de pişkin pişkin konuşuyor. Muhatap olma onlarla Yıldız. Benim damat adayım geliyor. Ay hadi gelsin artık heyecanla bekliyorum. Yengem. Geldi içeride. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Hayatım Yıldız'la Engin evliliğe ilk adımlarını atıyorlar şu anda. Hayda. Ay çok güzel olmuşsunuz, mutluluklar. Anne yardım et. Canım. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bravo. Ay. Ömür boyu mutluluklar. Olamaz. Ender. Yıldız hani Engin'le beraberdi? Ben... Ay, gelin öpün gençleri. Güzel kızım benim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Damat. Neler oluyor? Zeynep'in Engin'le ne alakası var? Hadi bir fotoğraf çekilelim. Tamam, ben gerçekten şu anda hiçbir şey anlamıyorum yani. Ender, sen bana Yıldız Engin'le beraber demedin mi? Öyleydi, gerçekten öyleydi. Yani Engin bunu itiraf etti. Hadi Aysel bir selfie. Doğan, Doğan. Abla. Caner hiçbir şey sorma, şu an hiçbir şey anlamıyorum. Yanılmış olabilir misin? Allah kahretsin. İmkansız. Ay. Ay güzel kızım. Ay sen şampanya getir koş. Oh, ablam için hiç iyi olmadı. Ay çok şık oldunuz. Hadi bir dansa kaldır çok üşüdü. Yardım edin. Yardım edin. Birden çarptım yardım edin. Hadi sedyeyi alalım, alalım aç sedyeyi. Aç kapıyı, aç kapıyı. Tamam. Burada, burada. Hadi arkadaşlar, hadi, hadi, hadi. Tuz kafasına dikkat. Pasmadan. Evet, sakin. Hadi hızlı bir şekilde götürüyoruz. Yeşim hemşire, Ahmet Bey'in bütün tahlillerini yapalım. Sabah sonuçlar masamda olursa sevinirim. Tamam hocam. Dur dur bir dakika, müşahede odasını alamazsın şimdi. Orası dolu, müdahaleyi almamız lazım. Ne olmuş? Ne oluyor? Trafik kazası hocam, çarpan adam getirmiş. Hanımefendi, iyi misiniz? Ağrınız var mı? Biliyorsun. Hocam müşahede odasını almamız lazım ama boşta doktor yok. Tamam ben de. Yeşim hemşire bana önlüğümü getir. Hemen hocam. Çarpan kişi hiçbir yere kaybolmasın. Kaza nasıl olmuş öğrenirim. Tamam hocam. Merhaba. Ben Doktor Selim. Şimdi sizi muayene edeceğim. Hı-hı. Beni duyuyor musunuz? Beni anlıyor musunuz? Dokunduğum yer ağrıyor mu? Burası? Peki ya burası? Göğsüm.
Görüşürüz. Bacaklarınızda ağrı var mı? 8'e 5 hocam. Hemen serum bağlayın. Kan tahlilini alın. Tansiyonu düzeldiği zaman da tomografiye sokacağız. Görünürde bir kırık yok. Ama bunu teyit etmek için sizi tomografiye sokacağız. O zamana kadar da ağrılarınızı dindirmeye çalışacağız. Kan tahlillerini alın, ben geliyorum. Ender, sen bana ne söyledin, aşağıda ne oldu? Şimdi ben mi suçlu oldum? Hı? Ben sana gördüklerimi ve bildiklerimi anlattım Doğan. Madem şüphelerin vardı, bana inanmasaydın sen de emindin. O yüzden rica ediyorum, beni suçlama. Ben seni suçlamıyorum. Ama sormak en doğal hakkım değil mi? Hiç beni suçlamıyormuşsun gibi gelmedi Doğancığım. Ben resmen burada azar işitiyorum senden. Yıldız'ın bir şekilde sen masum olduğuna inanmak istiyorsun ama değil. Engin kendisi söyledi ben Yıldız'ı seviyorum diye. Eğer bana inanmıyorsan git konuş onunla. Yalan mı söyleyecek sana? Yani ben çocuk gibi kim kime ne demiş, onun mu peşine düşeceğim? Düşmeyeceksen beni de suçlamayacaksın. Bana hak veren, yanımda duran sendin. Ben senin kafana silah dayamadım. Ayrıca ben bu işe hiç inanmadım, onu söyle. Neye istinaden inanmıyorsun peki? Doğan, şu anda Yıldız bize takmış vaziyette. Bizimle uğraşmak, bizi pişman etmek için elinden ne geliyorsa yapacak. Engin'le Zeynep'in bir arada olma ihtimali sıfır. Bir kere Zeynep kabul etmez ki bunu. Ender, az önce nişanlandılar. Okey, görünen o. Ama gerçeğini şu an hiçbirimiz bilmiyoruz. Her şey bir kurmacadan ibaret olabilir Doğan. İkinize de ne kadar teşekkür etsem az. Hadi Zeynep zaten benim kardeşim, canım ciğerim de yani Engin sen. Gerçekten ne kadar teşekkür edeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Bana çok büyük bir iyilik yaptın. Olur mu canım? Ne demek? Ablacığım, senin bu kadar üzüldüğünü görmesem, haksızlığa uğradığını bilmesem asla kabul etmezdim ama hak ettiler bunu yani. Resmen haksızlık ettiler sana. Yani hem de senin hiçbir suçun yoktu. Aynen öyle Zeynoş'um. Benim derdim kimsenin bana geri dönmesi falan da değil. Ben sadece onların hatasını anlamalarını ve bana yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmelerini istedim. Tabii vicdanları varsa. Senin işine yarayacaksa ne mutlu bize. Aynen, Engin'e katılıyorum. Yani ilk bana söylediğinde nasıl olacak diye düşünmüştüm ama. Açıkçası ben de. Ne planlıyorsun? Zeynep, maalesef senin yardımına ihtiyacım var. Benim anlamadığım Yıldız, Engin'le Zeynep'in ne alakası var? Bakın, Doğan benim çocuğumun babası. Ender'i en yakın arkadaşım zannettim. Onlar bana çok büyük bir iftira attı. Engin'le hiçbir alakam olmamasına rağmen beni onunla ilişki yaşamakla, üstelik Ender'in arkasından ilişki yaşamakla suçladılar. Ben de düşündüm ki Engin'in başka biriyle evliliğe adım attığını görürlerse hatalarını anlarlar. Yani bana inanmadılar ya, kendi gözleriyle görmüş olurlar. Ay, ben doğru mu anlıyorum ya? Zeynep, bunu bir tiyatro oyunu gibi düşün ya. Bir sahnecik oynayacaksın. Yani şöyle söyleyeyim sana, eğer ben bunu yapmazsam hiç işlemediğim bir suçun cezasını çekiyor oluyorum. Yani nerede adalet? Zeyno, ne diyorsun? Ha, sen de okeyliyorsun yani. Yani bu kadar kazık yedikten sonra Yıldız'a bunu yapmak boynumuzun borcu gibi geliyor. Eğer aklından bundan daha iyi fikir geliyorsa söyle, vallahi onu yaparım. Ne yapacağım ben şimdi? Yani Engin'le sevgiliymişim gibi mi yapacağım? Hayır, nişanlanacaksın. Evleneyim ablacığım istersen Yıldırım nikahıyla. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Yediğim kazıkların kafası Zeynep. Bizim çevrede işler böyle yürüyor, bilmiyorsun sanki. Lütfen. Sahte. Gerçek bir şey yok. Hadi ben evet dedim. Ya Engin kabul etmezse? Yardıma ihtiyacın olsa ara deyip duruyor bana. Kabul eder bence. Hem senin gibi güzeli sahteden de olsa nerede bulacak? Tekrar çok teşekkür ederim size. Ne demek ablacığım? Yeter ki sen mutlu ol. Ya zaten birinin mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurulamaz bence. Aynen öyle. Onlar şimdi yaşadıkları şoku atlatmaya çalışıyorlardır. Peki bu yaptığının bir faydası olur mu dersin? Olmaz mı? Kesinlikle olur. Ender şimdi aksini ispat etmeye çalışacak. Ama bence Doğan gayet güzel bir şekilde yanıldığını anladı. Ay, bu yaptığımızın bir faydası olsun da boş boşuna yapmış olmayalım. Yok yok, hiç boşuna değil. Yan taraf şu an yangın yeri, ben eminim. Abla, bunlar nasıl oldu? Yıldız Show izledik.
Onu ben de anladım ama bizim teorimize göre Engin'in Yıldız'la nişanlanması gerekiyordu. Zeynep'le değil. Kendini haklı göstermek için böyle bir şey denedi herhalde. Yani başka bir açıklaması olamaz Cene. Demek ki haklı o zaman. Ya biz yanıldıysak ya gerçekten aralarında bir şey yoksa? Yani Engin de o kadar salak değil herhalde. Böyle bir şey niye kabul etsin? Pek de parlak sayılmaz. Doğan ne diyor? Ne desin? Hiçbir şey demiyor tabii. O da şaşırdı. Caner, bak gerçekten diyorum. Ben Yıldız'a iftira falan atmadım. Sadece gördüğümü ve duyduğumu söyledim. Doğan her şeye kendi karar verdi. Kaldı ki o zaten Yıldız'a güvenmiyordu. Of, ablacığım bu işin sonunda zararlı çıkan biz olmayalım da. Ay nasıl olacak? Artık olan oldu yani. Ben Doğan'la evliyim. Ayrıca Engin Yıldız'a olan aşkını bana itiraf etti. Çok merak ediyorsa gitsin onunla konuştum. Bak bunu ona söyledim ben. Gideyim ben konuşayım diyeceğim de sayende yan tarafın kapıları bana da kapalı. Dur sen Caner, dur. Ben bu işi çözeceğim ve yalan olduğunu herkese göstereceğim canım. Ama şu anda Yıldız teyakkuzdadır, o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Ablacığım haklıyken haksız konuma düşmeyelim de. Caner'cim ben her zaman haklıyım. Sadece bunun oranı bazen değişebiliyor. Haklısın. Evet. Hı. Tahliller gayet iyi. Evet hocam. Ama sanırım uzun bir süre aç kalmış. Tansiyonu bu yüzden düşük. Taksicinin söylediğine göre bir anda önüne çıkmış. Kimlik bilgileri yok mu? Üstünden kimlik, telefon hiçbir şey çıkmadı. Kendinde olmadığı için de kaydı isimsiz açtık. Şu anki durumu nasıl? Daha iyi gibi. Serumu bir saate biter ama yemek yemesi şart. Tamam işim hemşire. Çok sağ ol. Merhaba. Ben doktorunuz Selim Avcıoğlu. Evet sevgili seyirciler. Sırada güzel bir haberimiz var. Bu güzel haber hepimizi gururlandıracak. Doktor Selim Avcıoğlu, Afrika'da açtırdığı su kuyularını ziyaret ettiği esnada bulunduğu köyde yaşayan hasta çocuklara umut oldu. Hasta çocukların kısa sürede düzelmesi, diğer köylerde yaşayanları da umutlandırırken Doktor Selim Avcıoğlu alıştı. Adam var, adam var. Bize de nerede dolandırıcı, nerede ruh hastası, nerede manyak, nerede sadakatsiz öyle adamları bulur anca. Ben sizi biliyorum galiba. Öyle mi? Daha önce gelmiş miydiniz? Yok hayır da televizyonda görmüş olabilir miyim? Hmm. Evet öyle bir şey oldu maalesef. Neyse gelelim size. Tahlilleriniz gayet güzel. Tomografiniz iyi. Kırığınız yok. Ağrılarınız çarpmanın etkisiyle olmuş ağrılar. Bunun için size ağrı kesici veriyoruz damardan. Taburcu olacağınız zaman da reçetenizi vereceğiz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Yalnız bize kimlik bilgileriniz lazım. Ben öyle bir çıktım ki telefon, kimlik, cüzdan hiçbir şey yok yanımda. Sorun değil. Siz bilgilerinizi arkadaşıma daha sonra verebilirsiniz. Ama yemek yemeniz lazım. Uzun süredir bir şey yememiş olabilir misiniz? Ben bugün pek bir şey yemedim galiba. Anladım. İsminiz neydi acaba? Bundan sonra biriyle tanıştığımda asla soyadımı söylemeyeceğim. Başka bir şey uydururum artık. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Sen yani soyadını inkar mı edeceksin? Tam olarak böyle. Bakma bana öyle, haklıyım. Eğer birbirini sevecekse ben olduğum için sevsin, böyle kabul etsin. İsminizi hatırlıyor musunuz? Ezgi. Benim ismim Ezgi. Peki Ezgi. Serumun bitince yeniden görüşeceğiz. Bu arada sana çarpan taksici şu anda emniyette. Eğer sen de şikayetçi olacaksan... Yok ben şikayetçi olmayacağım. Benim suçum, adam bir şey yapmadı. Her halükarda senin de ifadeni alacaklardır. Peki sen biraz dinlen o zaman. Görüşürüz.
Çok zayıfladım ha. Çok az kaldı Yıldız. Eski haline dönmeye. Alo. Ah Yıldız, ne yaptın, ne oldu? Yan yalıda şu anda yaprak dökümü yaşanıyor. Vallahi bravo Yıldız, sen hepimizden akıllı çıktın. Yani şeytanın aklına gelmezdi. Benim canımı yakmayacaksın. Hanımefendiliğimi bana bozdurdular, benim canımı yaktılar, cevaplarını aldılar. Yıldızcığım, havaya girmişsin. Tebrik ediyorum seni, bravo. Peki şimdi ne yapıyoruz, onu söyle. Biz bir şey yapmıyoruz Hilal'cığım. Biz seninle yapacağımızı yaptık. Ben zaten bundan sonra onlar için kılımı dahi kıpırdatmam. Ama bana satışırlarsa o zaman cevaplarını alırlar. Gerçi bu yedikleri darbeden sonra pek halleri kalmamıştır. Tamam. Peki Yıldız, yani nasıl olsa bizim yollarımız kesişir. O zaman yardıma ihtiyacın olursa ararsın. Olmaz canım, merak etme. Hadi bay. Görüşürüz. Ne yardıma ihtiyacım olacak ya? Zaten her şeyi ben yaptım. Neyse, ne diyorduk Yıldız? Daha iyisiniz değil mi? Evet, evet daha iyi. Doktorunuz da söylemiştir, bir şeyler yemeniz gerekli. Size tost yaptırayım mı? Yok, ben evde yerim. Teşekkürler. Nasıl isterseniz. Bu arada... Ya... Ben ödemeyi yarın yapsam olur mu? Çünkü cüzdan, para, hiçbir şey yok benim yanımda. Olur, ben çıkış işlemleri için bir konuşayım. Tamam ama ödememezlik yapmam yani. Hiç öyle bir şey aklınıza gelmesin. Yarın gelip ödeme yapacağım. Teşekkür ederim. Hocam. Müdahale odasındaki Ezgi Hanım. Ödemeyi yarın yapsam olur mu diyor. Yanında parası yokmuş. Yarın öderim diyor ama emin olamadım. Ne yapayım? Çıkış verelim mi? Böyle birinden para alacak halimiz yok. Çıkışını verin. Bu da reçetesi. İlaçlarını da halledin. Tamam hocam. Yalnız benim aklıma bir şey takıldı ya. Ne takıldı? Söyle bakayım. Abla şimdi Caner beni ararsa ne diyeceğim ben? Ne söyleyeceksin Emir'cim? Yalan söyleyeceksin tabii ki. Ya ablacığım onu anladım da ben Caner'e nasıl yalan söyleyeyim ya? Biz yarın yana dışında her şeyi paylaştık. O benim kardeşim. Ya iyi de kardeşim, siz artık farklı taraflardasınız. Aynen öyle Emir'cim. Caner'i ben de çok seviyorum ama o Ender'in kardeşi ve Ender bizim düşmanımız. Yani telli oğullarıyla sefer oğulları diyorsunuz ha? Aynen. Ayrıca o sana söyledi mi ablasının evleneceğini? Hayır, söylemedi. Yani abla bence onun da haberi yoktu. Neyse ne. Fark etmez. Bizim tarafımız belli. Ha, bu mevzuyla alakalı bir tane suçlu var bence. O da Doğan. Onun yatacak yeri yok be. Yok tabii ya, yok. Ya kardeşim şüphelendin mi? Bir araştır, bir sor değil mi bir? Ya bırakın, bunun işine gelmiştir. Ben onun ciğerini biliyorum, ciğerini. Çağatay abim mevzusunu biliyorsunuz. Konuşturmayın şimdi beni. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne olduysa bu erkekler yüzünden oldu. O Doğan'la Engin geldi. Bizimkilerin bütün dengesi şaştı. Abla bence Doğan bizimkileri parasız bırakınca bunlar oldu. Ne oldu Seda'yı? Ettiğini buldu. İntikam öyle alınmaz, böyle alınır. Şimdi vursun kafasını duvarlara. Bizden uzak olsun da yengen biraz huzur bulsun yani. Yani abla haklısın ha. Yani bu adamlar gelmeden önce bizimkiler gül gibi geçinip gidiyordu. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizi tenzih ediyorum ama bu erkekler gerçekten adiler. Gerçekten ne vefa, ne sevgi, ne saygı. Hiçbir şey yok. Yani bunlar böyle çiçek falan olsa orkide olurlar. Abla bu orkide en iyi en pahalı çiçek değil mi ya? Ya anlamam ama ben de öyle biliyorum. O zaman ben sizi bilmediğiniz bir gerçekle tanıştırayım mı? Orkide nasıldır biliyor musunuz? Gelir full show. Gerçekten upuzun. Renkli yapraklar pır 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 orada. Sonra dökülür o yapraklar. Ortada kupkuru bir sap kalır. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Sonra bir bakıyorsun o kuru sapı böyle suluyorsun. Yapraklar orada böyle kalmış. Anlatabildim mi? Çok acayip felsefik derin yerlere girdi ha. Ablası, sen var ya Murat Bardakçı ile İlber Ortaylı'nın ortasında otursan bile sırıtmaz. Sırıtmam biliyor musun Emir? Ama ben bunları yaşayarak öğrendim. Hayat öğretti bunları bana ama kızlarıma anlatamıyorum. İşte. Ablam doğru söylüyor. Burası var ya okul, okul. Hayat okulu, hayat. Ya sen benim elimde büyüdün. Sen ne kadar zamandır bizlesin, değil mi? Heh. Ben de senin yanına geliyordum. Nasıl, daha iyi misin? İyiyim, iyiyim ama başka bir konu var. Ben ödemeyi yarın yapsam olur mu? Sen bir şeyler yedin mi? Sana tost yapsınlar demiştim. Ben sonra yerim. Peki o zaman şöyle yapalım. Ödemeyi sen yarın yap ama şimdi bir şeyler ye. Mesela güzel bir çorba. Çorba mı? Burada mı? Hadi beni takip et. Nereye? Çorbacıya, şu yakınlarda muhteşem bir çorbacı var, oraya gidiyoruz.
Doktorun olarak seni aç bırakamam, kusura bakma. Hadi. Hadi. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk Hüseyin abi. Bize iki tane işkembe versene. Hemen geliyorum. Ben işkembe içmem. Sebep? Sevmem, kokar. Kokacak tabii. Adı üstünde. Paça? Paça mı? Hayır. Ne iyi. Burada ya paça ya işkembe var. O zaman hiçbir şey yemesem. Maalesef seni bu halde gönderemem. Tamam, ne yapalım ama ben hiç yemedim. Nasıl yani? Sen hayatın boyunca hiç işkembe yemedin mi? Hayır. Usta, bize iki tane işkembe yolla hemen. Hemen geliyorum. Nasıl yani? İşkembe, paça yemedin. Ne yalan söyleyeyim ki? Bence çok şey kaçırmışsın. Neyse, nerede oturuyorsun? Yakınlarda mısın? Şey, ben İstanbul'a yeni taşındım. Şimdilik pansiyonda kalıyorum. Anladım. Neredesin peki? İzmir. Yani ailem İzmirli. Ha. Okumaya falan geldin herhalde. Yok, çalışmaya geldim aslında. İş bakıyorum. Gelir gelmez de kaza geçirdin. Verilmiş sadakan varmış. Öyle. Yesene ha. Rokadan. Yok, afiyet olsun. Limonlu limonlu iyidir ya. Eyvallah. Tamam. Biraz yağlı gibi. Hadi bakalım, afiyet olsun. Sana da. Hı, ekmeğinden de ye. Dene bak, çok seveceksin. Hadi. Nasıl? Çok güzelmiş bu. E dedim sana. Hadi soğutmadan sıcak sıcak ye. Ekmeğini de al, ekmeğini. Allah Allah. Peki, şimdi siz doktorlar böyle şeyleri zararlı bulmuyor musunuz yani? Ben senin bildiğin doktorlardan değilim. Onu anladım zaten. Ama bir ricam var. Borcumu ödeyeceğim. Ne borcu? Çorba borcu mu? Hem çorba hem hastane. Gerek yok. Ne demek gerek yok? Olur mu öyle şey? Zaten utanıyorum böyle beş parasız. Bazen olur öyle. Gerçekten gerek yok. Senin yerinde kim olsa para almayacaktı zaten. Ama siz öyle her kaza yapandan para almazsanız... bu hastane nasıl dönecek doktor bey? Sonra benim yüzümden işten kovulma. Patronla aram iyi. Merak etme sen. O zaman diyecek bir şey kalmadı. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu arada ailene ulaşmak istersen benim telefonumu kullanabilirsin. Tamam, hiç gerek yok. Emin misin? Eminim, eminim yani. Akşam akşam telaşlandırmak istemiyorum onları. Doğru, haklısın. Uzaktalar şimdi bir de. Tabii. Caner, Kumru'yu arıyorum da açmıyor. Nerede olduğunu biliyor musun? Aa, bilmiyorum. Belki bir arkadaşına falan gitmiştir. Görmedim. Anladım. Annesini aradınız mı? Belki ondadır. Yok yok. Onu arayıp telaşlandırmak istemiyorum. Merak etmeyin, gelir birazdan. Onun da bu arada sinirleri bozuk. Kimindi ki? Sağ ol. İyi akşamlar. Afiyet olsun doktor. Elinize sağlık Hüseyin abi. Görüşürüz. Siz de artık işkembeyi sevdiniz. Doktor Bey'le tekrar gelirsiniz. Tamam. Seni kaldığın yere götüreyim. Ay yok. Hiç gerek yok. Nasıl gideceksin? Yanında para yok. Ya ben ayarlarım bir şekilde. Pansiyondan birinden alırım mesela. Ya saçmalama. Tamam, seni bırakmamı istemiyorsan. Bari bunu al.
Asla o yok olmaz. Dolmuşa falan binmezsin. Taksiye atlayıp gidersin. Hayır ya ben alamam. Ya uzatma ne olur. Bak saatlerdir ayaktayım. Acayip yorgunum. Rica ediyorum. Hadi. Hadi. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk defa biri bana böyle yardımcı oluyor. O yüzden çok ama çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bak bu da kartım. Üzerinde benim cep numaram, hastanenin numarası, her şey var. Olur da ağrıların geçmezse beni ara. Bana ulaşamazsan direkt acilden giriş yaparsın. Tamam uzman doktor Selim Avcıoğlu. Geçmiş olsun Ezgi. Teşekkür ederim. Hadi şu taksiye bindireyim seni. Kim gidiyor önce? Müsait değil mi? Buyurun. Teşekkürler. Bir şey değil. Görüşürüz. Doğan sen yatmayacak mısın? Kumru bekliyorum. Telefonunu da evde bırakmış. Ben çok merak ettim. Hay Allah. Ben de seninle bekleyeyim bari. Hayır hiç gerek yok. Sen yatabilirsin. Doğan. Sen olanlardan beni mi sorumlu tutuyorsun? Ben öyle bir şey demedim. Dilin öyle söylemiyor olabilir ama davranışların o yönde. Ender. Yıldız, Engin'le acaba Zeynep için görüşmüş olabilir mi? Öyle olsaydı bunu gizlemezdi Doğan. Zeynep'le Engin olayı tamamen bir kurmacadan ibaret. Yani niçin anlamak istemiyorsun bunu? Neyse bu konuyu kapatalım artık. Beni suçladığın müddetçe bu konu kapanmayacak yalnız. Ender, ben seni suçlamıyorum. Doğan bak, ortada bir yanlış anlama varsa... Ki bence yok. Bu en az benim kadar senin de kararındı. Ben sana söylerken hiç tereddüt etmedin de şimdi mi aklın başına geldi? Ha? Yani kusura bakma ama hareketlerinle beni kırıyorsun Doğancığım. Neyse. Ezgi. Tamam ben çıkarım. Baba. Kumru. İçeri gir. Neredesin sen? Yürüyüşe gittim. Ne yürüyüşü? Kaç saat sürdü bu yürüyüş? Kumru neredeydin sen? Ayrıca telefonunu da evde bırakmışsın. Aleyna'yla biraz oturup sohbet ettik. Bu saate kadar. Kızım bu ne hal? Sen böyle dışarı çıkmazsın. Neler oluyor söyler misin? Sana sinirlendim ve yürüyüşe çıktım. Sonra Aleyna'yla karşılaştım. Biraz oturduk falan filan. Oradan dönerken bir tökezledim falan. Bir şeyim yok, iyiyim yani. Buradayım. Bundan sonra bana haber vermeden sakın kapıyı çarpıp çıkma. O zaman sen de biraz beni önemsediğini göster. Ve annemle ilgili kararlar alırken de yalandan da olsa benim de fikrimi sor. Aysel'cim bu ne? Yani ben double kahve istediğim zaman iki bardakta istemiyorum hayatım. Yani bir bardağa çift koyuyorsun. Tamam canım, şimdi senin yüzünden kendimle sohbet etmek zorundayım. Koy bakalım kahveyi. Pardon efendim. Yengem biz okula gidiyoruz. Ah, benim oğlum geldi. Dur bekle Yıldız. Ay ay ay. Benim yavruma bak. Oy. Aşkım benim. Öğretmenleri çok iyi dinliyorsun. Yaramazlık yapmıyorsun, tamam mı aşkım? Tamam anneciğim. Zekamızı herkese göster. Çak. Tamam ya. Ay yesin annesi. Yenge, yan taraftan ses seda var mı?
Yok, ben bilerek buraya çıktım ki beni görsün diye. Ender damlar birazdan. İyi yapmışsın yengem. Biz gidiyoruz. Hadi gel. Hadi aşkım, hadi. Ruj oldu çocuğun, her yeri sil arabada. Yıldız. Doğan. Kızımı görmek istiyorum. Ya sen getir ya ben aldırayım. Kusura bakma, kızımı o eve göndermiyorum. Çok görmek istiyorsan sen gel. Nedenmiş o? Nedeniyle evlisin. Daha fazla beni konuşturup sinirlendirme. Görmek istiyorsan gel diyorum işte. Daha ne diyeyim? İyi tamam, geliyorum biraz. Ay ne güzel büyüdü bu. Hadi iç onu, boğazına yiyecek kızım. Anne, geliyor geliyor. Doğan geliyor. Nasıl geliyor? Vecihi gibi uçakla eve girecekmiş. Ay kızım ne diyorsun, anlamıyorum. Anneciğim Doğan geliyor yürüyerek. Hayır anlamadım, bizim panik mi olmamız gerekiyor şu an? Ay yani gelirse gelir canım, ne olacak, geliyor işte. Kızını görecek adam. O sadece kızını görmeye gelmiyor. Bana da şöyle bir göz atacaktır mutlaka. Ayrıca durum kontrolü de yapabilir. Hangi durumlar hayatım? Anneciğim biz daha yeni sahte nişanlar yapmadık mı? Bakacak işte gerçek mi diye. Ay ne bileyim kızım, öyle bir panik ettin ki anlayamıyorum şu anda. Oho. Neyse, şimdi Zeynep'ciğim sen daha yeni nişanlandın, evleneceksin, tatlı gelin telaşın var, bu modunu unutma. Anneciğim sen de bir zengine daha kız verdin, gayet memnunsun, gururlusun, rollerinizden çıkmayın, bir şey çaktırmayın, tamam? Tamam canım, gülümseyeceğim, çok mutluyum diyeceğim, bu kadar. Ay sen çok kötü yalan söylüyorsun, inşallah bizi patlatmazsın. Ay kime çektin acaba? Evet ya, bir bana bak, ablana bak. Ay özür dilerim ya yalan söyleyemediğim için, kabahate bak. Yok, bu saç stilinden oluyor. Eğer o da uzun ve dalgalı olsaydı yalan otomatik çıkıyor. Vay be Hacı Cam Cam, yine ayrı düştük be. Sorma kardeşim ya. Yani ablamla Yıldız arasında parçalanan yine biz olduk be. Yalnız ben bu Engin'le Zeynep meselesini hiç anlamadım. Valla Hacı, onu ben de hiç anlamadım ya. Karşılıklı misillemeler devam edecek yani. Yıldız nasıl? Yani sinirli, gergin. Endo? O hep öyle zaten oğlum. Bu Zeynep'le Engin meselesine taktı bir kere, taktı. Yalnız Hacı, benden laf çıkmaz. He, benden de tabii canım, benden de çıkmaz. Yani. Senden laf çıkmaz, benden çıkmaz. Biz ne konuşacağız ya buluşup? Yani bu da bir sınav gibi düşünelim be Emir. Ha? Yani bir ders almaya bakacağız. Bir süre entrika aşeden uzak kalacağız demek ki. İyi, tamam. Biz daha böyle zen ortamlarda takılalım. Varoluşumuzu inceleyelim, dibe inelim, içeri göçelim. Yapalım bir şeyler. Aynen, aynen. Oğlum yalnız bana bak. Oğlum bizim Kumru'ya hala borcumuz var, onu ödememiz lazım. Allah Allah. Oğlum senin ablanla onun babası evlendi. Siz böyle hısım, akraba, kuzen gibi bir şey oldunuz ya. Saçma sapan konuşup benim sinirimi bozma be. Silinmedi mi o borç ya? Aile şirket değil mi bu? Ya Emir ne diyeyim? Bizimkiler evlendi, o borç silindi. Ben borcumu ödemeyeceğim, sözümü tutmayacağım mı diyeyim? Ne diyeyim? Of, tamam. Şöyle yapalım. Doğan'dan parayı alalım, verelim Kumru'ya. Kızın zaten parayla ilgisi yok. Emir sen de ablama döndün ya. Biz borcumuzu ödeyelim, sözümüzü tutalım da. E o zaman bana yalandan evlenecek kız bakmaya geri dönüyoruz hacı. Yani yalandan sünnet düğünü yapıp altı toplayamayacağımıza göre öyle yapacağız. O zaman bakmaya başlıyorum şimdi. Bak bak, hadi bul gözünü seveyim artık, bul bir şey ya. Hadi bakalım. Zeynep'ciğim sen böyle küçüksün ya, sen şöyle kabarık bir gelinlik giy bence. Yani kaybolma, öyle sönük olma yani, dev gibi bir... Efendim, Ivan Bey geldi. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Kızımı görmeye gelmiştim de. Götüreyim ben seni odasına. Tamam. Ha Zeynep, nişan için tebrik ederim. Teşekkür ederim. Engin Bey harika bir insan. Kızıma kazık atmayacak, arkasından iş çevirmeyecek kadar asil biri. Zeynep'e resmen talih kuşu kondu. Mutluluklar dilerim. Biz de sana mutluluklar dileriz. Ender'le. Darısı Yıldız'ın başına. Amin inşallah. E tabii artık bekar ve kazık yemiş bir kadın olarak her şeye hakkım var. Çıkalım lütfen. İyi hadi. Gördün değil mi? Nasıl pişman? Kedi gibi geldi ölüm, mık gibi duruyor. Hayır bu yalan ortaya çıkınca Yıldız'ın masumiyeti de yalan olacak biliyorsun değil mi? Olmaz olmaz merak etme. Olmadı sen de Engin'le evlenir boşanırsın. Şey yapayım anne istersen. Tüp bebek tedavisine başlayayım, daha inandırıcı olur, ne dersin? Vallahi bana uyar biliyor musun? Yani bir tane daha torunum olur. Bilemedin iki. Bir tane akıl yok etrafımda, bir tane. Ay sen çok akıllısın da ne oldu acaba, gördük. Ay benim aşkım uyanmış, uyanmış. Ben sizi yalnız bırakayım.
Sen yanımızda kalmayacak mısın? Kalmayacağım çünkü sen beni görmeyi hak etmiyorsun. Kızım. Güzel kızım. Sen daha dur, ayaklarıma kapanıp özür dileyeceksin. Ah, adam tam bir aziz. Hayatını insanları hatta hayvanları iyileştirmeye adamış resmen. Hı? Eski kız arkadaşı kim acaba? Milli yerkenci. Geç. Demek ki bunun şöhretle, parayla, pullu işi yok. Tam istediğim gibi. İşte bu. Dur bir de şu fotoğrafına bakayım. Oğlum neredesin kızım sen ya? Gece geç geldim. Ne oldu? Daha ne olsun? Dün Zeynep'le dayın nişanlandı. Ne? Ne tabii. Ya evden bir çıktım başımıza gelmeyen kalmadı. Baban söylemedi mi sana? Yok söylemedi. Fırsatı da olmadı gerçi. Didiştik. Dayınla konuştun mu? Annenle konuştun mu? İşin aslı astarı nedir? Öğrenmemiz lazım. Caner sakin ol. Ben bilmiyorsam bence annemin de haberi yoktur. Koş haber ver o zaman. Bu işin detaylarını bilmemiz şart. Ay tam işimin olduğu yerde geldin yine bombayı patlattın. Ne işin varmış senin ya? Benim seninle alışverişe çıkmam lazım. Yavrucuğum. Senin bin tane mağazada bin tane çalışanın yok mu zaten? Beni ne yapacaksın? Onlar lüks tüketim yapıyor. Ben sıradan görünmek istiyorum. Hı. Sıradanlık ve sen. Biraz zor olur biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çok zor ama bir de bunu deneyeyim diyorum. Sen bana şunun detaylarını anlatsana bakayım. Belki daha kolay yardımcı olurum. Hı, detayı? Sosyal sorumluluk projesi. Hı, yani ben de işte orada sıradan... kendi kendine ayaklar üstünde durmaya çalışan, üç bela kazanan bir kız olayım diyorum. Yalnız bu sosyal sorumluluk projesi değil, inandırıcı olmuyor mu? Bilim kurgu filmi gibi. Bu ne ya? Yardım etsen. Ha tamam. Kızma, ederim ya. Tamam. Tamam. Ben şimdi annemi arıyorum. Ona kara haberi vereyim, ondan sonra buluşalım. Tamam, senden haber bekliyorum. Tamam, bekle beni. Nişanlanmak ne ya? Alo. Çiğdemciğim merhaba, Ender ben. Merhaba canım, nasılsın? Tahmin edebileceğin gibi hiç iyi değilim. Ödül gecesi olanlardan sonra sıcağı sıcağına konuşamadığımız için bizzat aramak istedim seni. Anlıyorum canım, çok haklısın. Çok haklıyım. Biraz fazla haklıyım Çiğdemciğim. Sen beni aradın, ödül alacağımı söyledin değil mi? Bizzat kendin aradın. Sonra ne oldu? Bambaşka şeyler oldu. Öyle değil mi? Bak, seni bir konuda uyarmak istiyorum. Eğer benim kuyumu kazmaya çalışanlarla işbirliği yapmaya kalkarsan üzülürsün canım. Hayatım, hiç öyle bir şey olabilir mi? Eğer beni tanıyorsan ve akıllıysan olmamalı zaten Çiğdemciğim. Benim konuyla ilgili ne alakam ne de bir bilgim var. Ama sandığın gibi değil. Yıldız son dakikada yüksek bir meblağda bağışta bulunmuş. Yüksek bir meblağda bağış. Çiğdemciğim Yıldız Meteli'ye kurşun atıyor. Hangi bağıştan bahsediyorsun acaba? Bilemiyorum. Bize gelen bilgi bu yönde canım. Anlaşıldı. Demek birileri birilerini susturuyor. Seni de bu konuda sana yardım ve yataklık eden her kim varsa... Hepinizi kara listeme aldım Çiğdem. İlla ki bir yerde karşılaşırız. Okey? Bye bye. Anlaşıldı mevzu. Kızım, hadi buna yedir bakalım bir şeyler. Bundan yedirmek ister misin? Ay pardon, ben hala burada olduğunuzu bilmiyordum. Ay birazdan kalkacağım zaten Zeynep. Lütfen gel. Bak al bunu da şimdi. Teyzeciğim. Teyzeciğim sen neyle oynuyorsun? Canım kuzum benim. Aa bu neymiş? Ne kadar mutlu bir çocuk değil mi? Öyle. Ama işte biliyorsunuz çocukların mutluluğu anneleriyle ilgili yani. Anne mutlu olunca çocuk mutlu oluyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Vallahi bilmiyorum, ablamı çok kırdınız. Haksızlık ettiniz ona. Ben de böyle olsun istemezdim. Ama o da... O da ne? Ya çok pardon da niye bütün erkekler ilk gördüğü, ilk duyduğu şeye inanıyor? Yani siz diyemediniz mi Yıldız böyle bir şey yapmaz? Yani aşk, sevgi böyle bir şey mi ya? Benim kalkmam lazım.
İyi, siz bilirsiniz. Ya benim kuzucuğum, bir öpeyim ben seni ya. Oh benim küçük bebeğim. Kızım sana emanet. Merak etmeyin. Gel teyzeciğim. Gel, gel bakalım biz burada oyun oynayalım. İyi günler. Hoşça kal. Bak, bak burada ne var? Hadi çay içelim. Çıkıyor musun? Evet, şirkete geçeceğim. Yıldız Su 2 günde ne kadar büyümüş. Çok özlemişim. Daha çok özlersin. Çünkü artık öyle eskisi gibi her istediğinde göremeyeceksin. O ne demekmiş öyle? Elimizde bir mahkeme kararı var. Bundan sonra onu uygulayacağız. Yalnız senin evinde değil, bu evde görüşülecek. Çünkü o kadın varken ben oraya çocuğumu yollamam. Bu demek. Sen aklın sıra bana ceza mı veriyorsun? Ceza demeyelim. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin de diyebiliriz. Neyse, sen hadi git de karın hesap sorar şimdi sana. Ben kimseye hesap vermem. Ender alır hesabını, merak etme. Neyse, bunlar benim dertlerim değil, sen uğraş. Babamla senin yüzünden bayağı fena kapıştık. Ender'in işleri. Neyse, Allah'tan evim güzel. Bu arada senin olanlardan haberin var mı? Yok, ne olmuş? O zaman yudumunu al ve arkana yaslan. Bunu beni endişelendirme. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yani kişiye göre değişir. Sakın bana Ender hamile deme. Bak eğer böyle bir şey varsa bana yalan söyle. Beni oyala olur mu? Yok. O kadar kötü değil. Ne oldu peki söylesene. Zeynep'le dayım nişanlanmışlar. Ne? Zeynep. Yıldız'ın kardeşi değil, değil mi başka Zeynep? Keşke öyle olsa ama maalesef o. Kumru ne diyorsun? Ben dün gece evde yoktum. Ne olduysa ben yokken olmuş. Ay benim aklımı kaçırmamı ramak kaldı. Ya Yıldız'la abim beklerken bu kız nereden çıktı şimdi? Ay ne bileyim anne. Biri olmazsa öbürü deniyor demek ki. Ay ben neye şaşıracağımı şaşırdım ya. Abimin birdenbire böyle revaçta olmasına mı şaşırayım? Bu iki kardeşin akıl almaz oyunlarına mı şaşırayım? Ben neye şaşırayım? Hayret, dayım sana haber vermedi mi? Vermedi. Ve ben onu buna pişman edeceğim. Yani bu zamanda böyle kocaman insanların hala nişanlanıyor olması bence çok komik. Hiç komik değil. Nişan gözdağıdır. Bakın biz evleniyoruz, ayağınızı denk alın. Olacaklardan sorumlu değiliz demektir. Abartmıyor musun biraz? Yani Yıldız dayımı beğenmedi. Ama hali hazırda zengin bir adam varken de kardeşine pasladı. Olay bu kadar. Benim salak abim de ondan ona paslana paslana orta saha oyuncusu oldu. Ya ha Yıldız, ha kardeşi. Herkesin para peşinde olması ne kadar itici ya. Ne peşinde olacaklardı Kumru? Bunlar bilim insanı değil. Yani bir şeyleri icat etmeyi falan beklemiyorlar. Herkes kısa yoldan zengin olmanın peşinde. Bence herkes değil. Caner'den mi bahsediyorsun? Yani ablasının kuklası bir adam. Yapma, rica ediyorum. Öncelikle Caner öyle biri değil ve çok iyi bir insan. Ayrıca hayır Caner'den bahsetmiyorum anneciğim. Bu dünyada iyiye, doğruya inanan, parayla pulla hiçbir ilgisi olmayan insanlar da var. Hayatım, biz onlara zengin olma ihtimali olmayan umutsuz kişiler diyoruz. Saçmalama Allah aşkına. Ay benim tepemi tas attı. Abime gideceğim ve neler olduğunu ondan duyacağım. Kolay gelsin. Doğan direkt dişe gitti. Ay Yıldız kafasını karıştırmaya çalışıyor onu yalnız. İyi de ablacığım kim olsa kafası karışır ya. Yani adam ne bekliyordu ne oldu? Velev ki yanıldık Caner. Ha, olamaz mı? Hayır ne yapacak? Beni boşayıp Yıldız'la mı evlenecek? Ha? Ya yanılamaz mıyız? Yalnız ablacığım kabul edelim. İyi yanıldık, güzel yanıldık, büyük yanıldık. Caner'cim. Engin'le Zeynep'in arasında hiçbir şey olmadığına ben adım gibi eminim. Hepsi bir kurmacadan ibaret ya. Nereden biliyorum? Yıldız'ın beyninin işletim sistemini biliyorum ben ya. Allah aşkına. Şimdi sırada ne var? Bunu ispat etmek var. Doğan'ın gözüne sokalım da o da anlasın. İyi de ablacığım nasıl ispat edeceğiz?
Emir'in ağzını arasana sen. Ablacığım, Emir konuşmaz. Tıpkı benim konuşmayacağım gibi. Ay, sizin bu etik değerleriniz bana böyle fenalık falan getirtiyor. Çok sıkıcısınız siz ya. Ama tam konuşmazsa konuşmaz. O zaman sen birini bul. Nasıl birini? Ya sen halledersin. Böyle güvenilir bir tipi olsun. Böyle hoş, yakışıklı birini. İyi, tamam. Hallederim. Bulurum da. Başka? Sen onu bul. Ben onu anlatacağım. Tabii bu arada ödül gecesinin intikamını da alacağım Caner. Hiç durmayalım, acımayalım. Öyle çifter çifter gidelim diyorsun yani. Caner'cim, yok öyle. Ender Çelebi, yani şimdi Yıldırım olabilirim ama özümde hep Çelebi'yim. Hiç kimseyi ayakta alkışlamaz, ayakta alkışlanır. Ya sen kimsin ya? Kimsin de bana oyun oynuyorsun? Ablacığım, kabul edelim, iyi zamanlamaydı. Hı? Tamam. Caner. Durduk yere seni azarlayayım mı şimdi Caner? Benim sinirimi bozma. Kim öğretti ona insan rezil etmeyi, zamanlamayı, ayarlamayı? Kim? Ha? Yapma Allah aşkına ya. Ablacığım, işte ben de onu diyorum. Ya boynuz kulağa geçtiyse yüzümüze gözümüze bulaştırmayalım. Çelebiler yüzüne gözüne asla bulaştırmazlar. Okay? Çelebi değil, Targaryen mübarek. Yahu tamam ablacığım, demir taht bizim olacak. Sen içini ferah tut, merak etme. Sen benim dediğimi yap, ben de o sırada öbür işi halledeceğim. Tamam, Kumru'ya bir sözüm vardı. Onunla buluşayım, ondan sonra ne istersen yaparım. Aferin sana. Abla, aferinlik bir şey yok. Kumru'yla biz arkadaşız ya. Merak etme ablacığım, ben ona söylemem gerekenleri söyledim. Ne yaptı peki? Yani çok üzüldü mü? Yani bence üzüldü ama belli etmek istemedi. Ağladı mı? Ha, ağladı. Hüngür hüngür ağladı. Ablacığım deli misin sen? Ağlama da tabii ki adam. Benim hayalimde ağlayarak kafasını duvarlara vuruyor. Yani kuru kuru anladım falan dediyse ne önemi var ya? Yani bilmiyorum, bence emin değil tam. Çünkü Ender onu dolduruyor. Tabii canım, kesin dolduruyor zaten. Ya ablacığım, gözünü seveyim, bırak boş ver ya. Yani anlamıyorsa da anlamasın. Zaten sana böyle şeyler yapmış bir adamı geri dönse kabul edecek değilsin herhalde. Yo, kabul etmeyeceğim tabii ki. Ben her kadının istediğini istiyorum. Neymiş o? Her kadın eski sevgilisinin ona pişman olarak değerini anlamış bir şekilde sürünerek dönmesini ister ki sen reddedebil. Yani o hesap. Ben de istemiştim tabii zamanında ama vakit kaybı. Neyse, aman boş ver, gel azıcık hava alalım. Aysel, birer limonata yap bize şekersiz. Hilal Hanım. Ah Mete. Doğan Bey geldi mi? Henüz gelmedi ama birazdan burada olur. Tamam. Tamam, beklerim. Kötü bir şey mi oldu? Hayır, yok ama yani. Mete, çok düşündüm. İşimi kaybedemem ben. Yani Doğan'ı kaybetsem bile işimi kaybedemem. Buraya dönmek zorundayım. Hilal Hanım, şöyle geçelim isterseniz. Tamam, hadi. Mutlu aşk yok be Zeyno. Yok tabii ablacığım. Şimdi mi anladın sen bunu? İyi. Sen de aşka inancını kaybetmişsin. Onu hissettim. Ablan olarak çok üzüldüm. Ablacığım, ben aşka değil, huzurlu ilişkiye inanıyorum. Aşk insanı tüketir, kendin gibi olmadığın şeylere sürükler. Aşk biter, bir bakarsın hatalar silsilesi. Temizle temizleyebilirsen. Ay, doğru diyorsun ya. Biz de aşk uğruna kötü insanlar olduk. Siz kim ya? Ben, Ender falan. Ablacığım, sizin derdiniz aşk değil ki zaten. Para. Doğru diyorsun. Ama annem beni bu hale getirdi galiba. Ya da Ender mi beni bu hale getirdi, ben de bilmiyorum. Yani annelerimiz aynı ama. Babalarımız farklı. Abi! Çok sinirliyim. Öyle böyle değil. Onda hayırdır inşallah. Ha, bir de soruyor musun ya? Ya ben seni Ender'den, Yıldız'dan koruyacağım derken hiç beklemediğim yerden gol yiyorum. Anladım, anladım. Sen Zeynep'ten bahsediyorsun. Nereden çıktı bu nişan? Tehdit mi ediliyorsun? Yo, hayır. O zaman neden? Ya ben ayrıca dış kapının dış mandalı mıyım? Sen böyle bir şeye kalkışıyorsun da nasıl beni çağırmazsın ya? Ya her şey çok aniden oldu, o yüzden. Abicim, biz bir trafik kazasından falan bahsetmiyoruz. İnsanlar acil bir karar sonucu evlenmeye kalkmazlar. Ya sen beni salak mı zannediyorsun? Estağfurullah canım, o ne demek öyle ya? Ben hiçbir şeyi yutmadım demek o.
Şimdi anlat bakalım, kim neyin peşinde? Ya anlatacak geçmişim yok Handancığım, yok. Tamam, madem sen anlatmıyorsun, o zaman her zaman olduğu gibi ben kendim öğrenirim. Yalnız şunu sakın unutma, eğer o kızla evlenmeye kalkarsan o düğüne gelir, dünyayı size dar ederim. Allah Allah, bunu ne saçma bir konuşma böyle ya. Gören de seni annem zannedecek ha. Ben söyleyeceğimi söyledim şekerim. Böyle. Ya biri bitiyor, biri başlıyor ya. Caner. Burada herkesin giydiği şeyler var. Kumrucuğum, sıradan olmak istemiyor muydun? Al sana sıradanlık işte. Tamam, peki. Projem için yeni bir imaj oturtmaya çalışıyorum. Yani böyle sevimli ama zar zor geçinen bir kız. Kumru, sende şizofreni başlangıcı falan yok değil mi? Caner, hayır. Sen böyle etrafında seni takip eden insanlar falan da görmüyorsun. Caner, anlattım ya sana. Ha, tamam, çünkü hayatımda bir deliye daha yer yok. Kotam doldu çünkü. Okey. İyi, madem imaj değişikliği istiyorsun, o zaman sevimli olman lazım. Bir dakika, bir dakika. Ben zaten sevimliyim. Değilsin. Şu kıyafetlerine bak, kedi kadın gibisin ya. Bunlar lüks tasarım canım. Öfke tasarımcın yardımcı olsun o zaman, aa. Aa, üf, tamam. Al bak, tamam, hadi. Hı. Mesela böyle kot ceketler. Evet. Ya da şöyle çiçekli elbiseler falan. Nasıl? Bak, öyle botlar, efendim askılı bir çanta. Ama bende çanta çok var. Kumrucuğum. Senin çantaların ev parası öyle değil. Yani askılı bez çanta, düz çanta ya. İyi, tamam. Tamam. Gel hadi bak biraz bakayım. Daha. Ay, tamam hadi olur. Bu tam senin dediğin gibi işte şeker. Hı, sana da çok yakışır değil mi? Bak bakalım biraz daha bir şey var mı? Aa. Birader dikkat etsene biraz sen de. Bunlarda hiç sosyal mesafe yok. Ya, alık işte ne yapacaksın? Ha bak şöyle depresyon hırkaları var. Niye fakirler depresyonda mı? Genel olarak. Ya Canan, ben sizin bu derneği yaptığı işlere bayılıyorum ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Ne kadar şahane şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum Ender'cim. Elimizden geldiği kadar böyle güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. Vallahi bravo. Hele şu son kampanya var ya, bayıldım desem. Çok değişik değil mi? İnanılmaz, öyle söyleyeyim. Yani düşünsene yani cemiyet hayatındaki insanların giymedikleri kıyafetleri satmak... Vallahi bravo, müthiş bir akıl ya. Hayatım, insanlar böyle şeylere çok meraklı. Belli bir kitleye de hayranlıkları var. Biz de bunları böyle bir yardıma dönüştürelim dedik. Yani müthiş bir proje gerçekten. Ben de katılmak isterim bu arada. Seve seve, seve seve Ender'cim. Zaten biz de seni arayacaktık. Hı. Senin kıyafetlerin, dolabın, herkesin dilinde. Senden bize neler gelir neler. Doğru tabii ama bak söz konusu iyilikse... Yani sana yemin ediyorum ki... Üzerinde etiketi olsun, hemen gönderim, hiç problem. Biliyorum şekerim, biliyorum, biliyorum. Bence Yıldız'ı da arayın siz. Yıldız? Hı hı. Doğan'ın eski eşi Yıldız mı? Evet, evet. Sizin onunla aranızın bozuk olduğunu biliyorduk. Yani sen Doğan'la evlendin falan ya. Vallahi aramızda hiçbir problem yok. Onlar çok önceden boşanmışlardı zaten. Yani senin için bir problem yoksa ararız tabii. Ha, benim için ne problem olabilir? Ucunda zaten bir iyilik var. Ayrıca Yıldız'dan nefis şeyler çıkar. Ben sana söyleyeyim. Bunu da ekle de yap ben. Tamam, tamam, tamam canım. Ararız, tamam. Parmağım ağrıdı. 40 parça şey aldın sen de. Bu ne? Pide kuyruğu. Allah'ım yarabbim, insanlar kabin sırası bekliyor. Ne olacak başka? Arkadaşlar lütfen kabinlerde ürün ve askı bırakmayalım. Denemek için mi? Hayır, içeri girip günah çıkarmak için. Kumrucuğum, başka ne olabilir? İyi misin sen? Ay yok yok, ben yapamam, yapamam yani. Böyle sıra falan dip dibe yok yani. E ne yapacağız? Yani alalım gitsin, ben tahammül edemem böyle bir şeyi. Ya olmazsa? Ay olmazsa olmaz. 3 kuruşluk şey için bir saat sıra mı bekleyeceğim, hadi? İyi, kasaya geçelim bari. Dur, burada da sıra var. Ya Kumrucuğum. Burası hesaplı ve sıradan bir yer. Sıradan yerlerde sıra olur. Adı üstünde sıradan. Sen bu proje işinden vaz mı geçsin acaba? Ayak uyduramayacak gibisin de. Olmaz olmaz, vazgeçemem. O zaman mecburen sıra bekleyeceğiz. Yapamam. Ne demişler, ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Cener Bey, benim tahammülüm yok. Yani bunlar burada hile falan da yapıyordur. Benim tahammülüm olduğunu nereden çıkardın? Sen ablandan alışkınsındır.
lütfen. Öf, iyi tamam bekleyeyim. O zaman bunları al. Sıra geldiğinde beni ararsın. Hemen geleceğim. Sana da kahve alırım çaklatlı falan bir şeyler. Çaklatlı çuklut bir şey alma bana. Ben bahtım gibi kara kahve seviyorum. Neyse ne. Tek düz kahve alıyorum. Bitti. Bye. Öf, bir kahveye kandırıldık iyi mi? Nerede bu sıranın sonu ya? Of of of. Evet. Hilal, seni biraz beklettim. Ama gelir gelmez toplantıya girmek zorunda kaldım. Evet, evet biliyorum. Hiç önemi yok, olsun. Evet, seni dinliyorum. Doğan, ben yanlış yaptığımın farkındayım. Ve gerçekten çok pişmanım. Yani seni kaybetmemek için yaptım ama hatalıyım biliyorum. Hatalı olduğunu anlamak da önemli bir şey tabii. Eğer iznin olursa ben işime geri dönmek istiyorum. Yani çok tatsız şeyler yaşadık biliyorum ama ben profesyonel düşünebileceğimden eminim. Hilal, benim senin profesyonelliğinden yana hiçbir şüphem yok. Ama seninle tekrar çalışmam imkansız. Ama yani Doğan, herkes ikinci bir şansı hak eder. Lütfen beraber yaşadığımız güzel günlerin hatırına teklifimi tekrar düşünür müsün? Bak, ben seni kırmak istemiyorum. Ama bu son yaşananlardan sonra sana tekrar güvenebilmem mümkün değil. Ben kafamın rahat olmasını istiyorum. Bu yüzden bugüne kadar yaptıklarından dolayı sana çok teşekkür ederim. Maaşın ve tazminatın fazlasıyla ödendi. Benim derdim para değil Doğan. Hiçbir zaman olmadı biliyorsun. Hilal, seninle tekrar çalışmam mümkün değil. Vay be. Doğan, yani Ender'in etkisinin altına bu kadar çabuk girebileceğin gerçekten aklıma bile gelmezdi. Hele senin gibi bir adamın. Demek her şey olabiliyormuş. Peki Doğan, teşekkür ederim. İyi günler. O iş öyle kolay değil Doğan Bey. Ender'in sana gerçek yüzünü göstermeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu iş burada bitmedi. Yok, bunu da yapamayacağım artık. Kusura bakmayın Kumru Hanım, ben sizin evde olmadığınızı biliyordum. Boş ver, gel. Nasılım? Şey, çok güzelsiniz ama sanki siz değilsiniz gibi. Süper, güzel. Ben sizin kuru temizlemeden eşyalarınız gelmişti de onları asacaktım. Sonra asarım. Yok yok yok, bekle, sana bir şey soracağım. Şimdi birine ziyarete gideceksin. Teşekkür edeceksin yani. Belki çay içersiniz falan. Ne götürürsün yanında? Yani alırsın bir şey. Gidersiniz, götürürsün ya. Ben mi? Evet Ezgi, sen. Yani Kumru Hanım, benim götüreceklerimi siz pek beğenmezsiniz ama... Ezgi, bana senin düşüncen lazım. Yoksa sana niye sorayım? Simit. 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 Tamam. Güzel, bunu sevdim. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Doktor Selim Bey'i görmeye geldim. Selim Hoca üst katta muayenehanesinde. Sağ taraftan dördüncü kata çıkabilirsiniz. Dördüncü kat. Evet. Evet, anlıyorum. Tabii, tıklanma durumu ileteceğim. Tabii, iyi günler. Pardon, merhaba. Merhabalar. Doktor Selim Bey'in odası ne tarafta? Şu an bir hastası var. Randevunuz mu vardı? Yok aslında.
Kendisi dün acilde benimle ilgilenmişti de ben de teşekkür etmek istedim. Sağdan üçüncü oda. Siz buyurun oturun. Hastası birazdan çıkar. Tamam, çok mersi. Aysel. Buyurun Asuman Hanım. Yıldız uyandı mı? Uyandı efendim. Ben şimdi mamasını hazırlıyorum. İyi tamam. Kızlar, ben bir darlandım. Yıldız suyu da alayım. Bir parka falan gideriz. Bir hava alırım. Olur mu? Tamam anne. Ben de dernek başkanı kadınla mesajlaşıyorum. Ödül aldım ya, bir popüler oldum. Peşimi bırakmıyorlar. Link falan da veririm ben yakında. İnşallah. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kıyafetlerimi bağışlamamı istiyorlar. Bu çok iyi bir şey. Yurt dışında yapıyor herkes bunu. Evet, gel odama seçelim o zaman. Yani şöyle güzel bir şeyler göndereyim. Çünkü benim kıyafetlerim kapış kapış gider biliyorsun. Allı pullu falan bir şeyler seçelim. Ay havam olsun ya. Çok güzel dolabım biliyorsun. Fena gitmiyoruz Semra Hanım. Ama kendinizi iyi hissediyorsunuz diye öyle rehavete falan kapılmaya gerek yok. Yok doktor bey, sizin sözünüzden çıkarmayayım ben artık. Allah sizden razı olsun. İki hafta sonra bekliyorum sizi. İnşallah görüşeceğiz. Güle güle. Ezgi. Sen. Merhaba. Ezgi nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Gayet iyiyim, bomba gibiyim. Aslında teşekkür etmek için geldim. Gelirken de simit getirdim seversen. Şaka mı? Harikasın, bayılırım. Gelsene içeri. Sana simitin yanında çay ikram edeyim o zaman. Olur. Yeşim hemşire, bize iki çay getirir misin? Evet. Ağrıların ne durumda? Geçti sayılır. Çok güzel. O zaman çaylar gelene kadar ben seni bir muayene etsem. Hazır sen buraya gelmişken. Peki. Geçsene. Evet. Bunu çıkarayım mı? Evet, lütfen. Şimdi bir tansiyonuna bakalım. Kolunu uzat, evet. Güzel. Tansiyonun gayet iyi. Ne güzel. Bir de göğsünü dinleyeceğim. Heyecanlanmana gerek yok. İyisin bence. Hiçbir şeyin yok. Hiç heyecanlanmadım ki. Kalbin öyle demiyor ama. Güzel. Şimdi bir de sırtını dinleyeceğim. Evet, saçlarını yana alalım. Nefes al. Ver. Al ve tut. Gel. Teşekkürler. Masaya koyabilirsiniz. Tamam. Bence gayet iyi durumdasın. Süper, çok sevindim. Hadi gel gel. Otursana böyle. Var ya. Bayılırım simide. Bak bana simit, peynir, çay ver. Başka bir şey istemem. O zaman buyurun. Harika. Aslında ben de severim. Bir de elim boş gelmek istemedim. Çok sağ ol. Ben de seni merak ediyordum nasıl oldun diye. Bomba gibiyim. Sevindim. İyi olmak zorundasın zaten. İstanbul'da hayat oldukça zor. Evet, öyle gözüküyor. Sen şimdi iş görüşmesine de gidememişsindir. Aslında bugün bir iki tane görüşmem var. Öyle mi? Neresi? Bir şirket. Ne olarak? Yani hangi pozisyon için görüşeceksin? Yardımcı, sekreter, yani asistan gibi. Yardımcı, sekreter, asistan. Üçünü birlikte söyleyince daha havalı oluyor. Umarım iyi geçer.
Umarım. Bu arada ben senin numaranı kaydettim. Hı. Yani istersen sen de kaydedebilirsin. Tamam, olur. Şunun için söylüyorum. Şimdi ben burada yalnızım ya. Doktora ihtiyacım olur, seni ararım. Sonra kim arıyor falan deme diye. Demem demem. Çaldırabilirsin beni. Tamam, çaldırıyorum. Yıldız Su, ne güzel burası değil mi? Ben Halit Can'ı da buraya getirirdim. Biliyor musun, senin abin bir gün burada kayboldu. Emir abinle biz ara 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 bulamadık. Ah. Hay aşkım. Ay çok tatlı, maşallah. Kaç yaşında? Bir, ben anneannesiyim. Ay siz de hiç göstermiyorsunuz, hiç anneanne gibi değilsiniz. Çok teşekkür ederim, çok kibarsınız. Ay çok tatlı ama. Annesinin adı da Yıldız. Canım benim, maşallah çok şeker. Ay şu da çok tatlı, görüyorum hep burada onu. Evet. Hepsi çok şeker. Değil mi? Hepsi çok tatlılar. Bu arada sen iş görüşmesine geç kalmıyor musun? Evet, doğru. Ben geç kalıyorum, kalkmam lazım hatta. Senin neden işsiz olduğun belli oldu. Görüşmen ne tarafta? Üsküdar. Uzakmış ya. Benim de şimdi çıkmam lazım. Bebekte bir hastam var, çok yaşlı. Onlara evinde bakıyorum da, babamların yakın aile dostu. Oraya yetişme durumunda olmasaydım seni Üsküdar'a götürürdüm ama. Hiç gerek yok. Zaten ben sana borçluyum. Ben otobüse atlar giderim. Ben seni durağa bırakayım o zaman. Hiç gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü şimdi ben buraları bilmiyorum ya. Sonra sonra hangi otobüs olduğunu öğreneceğim. Senin işini uzatırım o yüzden. Ya ben öğrenirim senin için. Burada bir sürü çalışan var. Gel hadi. Hadi. Ya gerçekten sana zahmet olmasın. Ben kendim ya giderim. Ya dur bir dakika. Nesrin Hemşire. Buyurun hocam. Siz karşıda oturuyordunuz değil mi? Evet. Üsküdar'a hangi otobüs nereden kalkıyor? Hastanenin az ilerisindeki duraktan kalkıyor, 12. Teşekkürler Nesrin Hemşire. Teşekkürler, teşekkürler. Ben gidiyorum. Ezgi bir dakika dur, seni götüreceğim dedim işte. Durağa kadar yürüme bari. Sana dün bir araba çarptı, unuttum galiba. Hadi. Hadi. Gel kutusu. Aa. Çantam nerede? Yıldız Su dur, dur bir dakika. Aa çantam yok. Hanımefendi ne oldu? Ay çantam çalındı galiba, buradaydı, yok çantam. Hanımefendi ne oldu? Demin buradaydı. Ay hanımefendi çantamı bulamıyorum. Allah Allah, nereye gider? Ay dur, polisi arayalım hemen. İçinde kıymetli bir şey var mıydı? Telefonum, telefonum. Ha yok, burada o. Hay Allah'ım ya. Ya çocuk parkında hırsızlık mı olur? Ben anlamıyorum ki ya, beni mi buldu? Yıldız Su gel, gel anneannem. Dur, dur yavrum. Alo, memur bey. O dedikleri durak burası galiba. Aa, sana da zahmet oldu, teşekkür ederim. Yok canım, lafım olur her zaman. Aha bak seninki. Benimki kim? Üsküdar otobüsü. Kaçıracaksın çabuk. Keşke ama merak etme, kaçma sonra duruyor. Hadi ben seni bekliyorum burada, çabuk. Hiç bekleme sen. Hadi koş, kaçıracaksın. Ne kaçırsan. Koş, koş. Git işte, neye bekliyorsun ki daha? İyi, bu mağaza kuyruğundan beter. Bastınız mı abla? Neye? Kartını. Aa kredi kartım geçiyor, bir dakika. Abla ne kredi kartı, İstanbul kartınız yok mu? İstanbul kartı, ben bilmem öyle şeyler. Bayan için biri basabilir mi? Yalnız bayan değil, kadın da. Şimdi onu anlatamayacağım bir de. Hanımefendi buyurun, bende var. Teşekkür ederim, mersi. Ne yapıyorum bunu? Şu aşağıya basıyorsunuz. Tamam herhalde. Çok teşekkür ederim. Ne kadar ben size vereyim? 15 yeter. Yalnız bende bozuk kalsın, yok. Kalsın, kalsın. Da buraları biraz açalım mı? Mesafemizi koruyalım. Ben hangi akla hizmet böyle bir işe girdim acaba? Gidiyorum bir de Üsküdar'a bari tekneyle döneyim. Biraz çekilir misiniz? Nefes alamıyorum ben, böyle olmaz. Binme o zaman. Toplu taşıma bu. Terbiyesiz.
Ne oluyor hayırdır? Ya abla, senin aklına ihtiyacım var. Sana bir şey sormam lazım. Sor. Bak, Kumru bu saat oldu hala gelmedi. Bu kızda bir tuhaflık var. Nasıl bir tuhaflık? Ya önce ben sıradan görünmek istiyorum dedi. Beni dedi ucuz bir yere alışverişe götür dedi. Ne? Evet, ben de götürdüm. Aldıklarını bir görsen böyle partal şeyler. Sanki böyle şeker kız kendi kıyafeti gibi. Hadi ya. Ay yazık. Gerçekten yazık yani. Ne yazık? Niye yazık abla? Ne yazık? Ne oluyor? Hayatım herkesten kazık yiye yiye bunda kişilik bozukluğu oldu belli ki. Ne alakası var abla? Caner'cim kolay mı Allah aşkına yani? Çağatay'ı ayrı, Ekin'i ayrı, Altay'ı ayrı sıyırdı kız. Ablacığım, o hesaba göre bizim çoktan tımarhaneye yatmamız gerekirdi. Ne alakası var şimdi? No. Biz güçlü karakterleriz Caner'cim. Başımıza gelen kötü olaylara tevekkül eder, karşımızdakinin canına okuruz. Bunu bu vurdum duymaz tavrı yüzünden yaşadığı her şey içinde patlıyor. Kafa gitmiş işte, görüyorsun yani. Kesin bilgi. Ah canım ya, ah. Abla ben Kumru'yu çok seviyorum ya, kıyamam. Bakma öyle, bakma öyle, gözlerini büyütme bana. Öyle değil, arkadaşlık yani, dostuz biz. Caner'cim, o zaman üzülerek söylüyorum. Böyle şeyler yapıyorsa o çok sevdiğin Kumru'yu terapiye götüreceğim, okey? Kumru gelmiş olabilir mi? Kumru Hanım, iyi misiniz? Odama hazırla, masajım gelecek. Kumru? Ne var? Hayatım, nereden geliyorsun? Üsküdar'dan. Allah'ım ya. Gördün mü belirtileri? Ama ne dedim ben ha? Ne dedim? Gereksiz asabiyet. Başka biri gibi görünme çabaları. Benlik duygusunda bozulma. Uçlarda yaşanan duygular. Lar lar lar. Abla ne diyorsun? Kumru sıyırdı mı yani? Vallahi yani bir delimiz eksikti, o da oldu. Hayır yani sen dua et, akşama kadar 50 kere elini yıkamaya falan kalkmasın bu. Oh. Aysel'cim bana az koy lütfen. Buyurun. Sağ ol canım, ellerine sağlık. Anne sen ne yaptın, çantanı buldun mu? Ay yok Zeyno, bulamadım ya. Nasıl aldılar 2 dakikada yanımdan? Hiç anlamıyorum. Ya ablacığım bunlar böyle prof, bunlar prof. Anneciğim Allah korudu diyelim, nazarlık sayalım bunu, ne yapalım? Ay yani bir de polise de gittim. Kamera görüntüsü falan hiçbir şey yok, o yüzden bulamıyorlar. Ay, telefonum Allah'tan yanımdaydı. Param gitti, cüzdanım gitti, ajandam gitti. En çok ona üzüldüm. Ajandama. Ajandan. Senin ajandan mı var? Var tabii. Ben öyle programlarımı sizin gibi telefonlara yazamıyorum. Anneciğim ne programı var ki? Güler Sabancı mısın sen? Allah Allah. Benim de kendime göre bir işim gücüm var Yıldız. Ne işin var mesela? Yemek tariflerim var, dizilerimin günleri var, doğum günleri var. Ya ben niye açıklama yapıyorum canım size? Önemliydi diyorum ajandam işte, üzüldüm. Tabii ablası ya, sen sakin ol, iç çorbanı. Ne açıklama yapıyorsun? Ay anlamıyorlar beni Emir. Anlamaz ablacığım, boş ver, sen keyfine bak. Anladın, arabasına dönecek mevzu. Afiyet olsun efendim. Doğan, senin hala Yıldız'la ilgili soru işaretlerin var mı? Engin konusundan bahsediyorsan var. Olmasın diyorum ben de. Yani bu pişmanlığını anlayamıyorum gerçekten. Ender, bir pişmanlığın falan yok. Sadece her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret olabilir mi diye düşünüyorum o kadar. Olamaz. Çünkü yok. Ama ben sana bunu ispat edeceğim. Lütfen, hiç ispat falan istemiyorum ben. Olsun. Madem kafanda soru işaretleri var, için rahat etsin. İyi. Dediğin gibi olsun. Kaldık ki biz birlikteyiz Doğan. Ve evlenmeyi en az benim kadar sen de istedin. Yıldız'ın çırpınışları tabii ki olacak. Senin kafanı karıştırmayı tabii ki isteyecek. Ama onun derdi sen değilsin. O benimle uğraşmak istiyor. Bunu unutma lütfen. Sence Yıldız benimle olan ayrılığına üzülmüyor mu? Bence değil, öyle. Yıldız şu anda zengin bir adamı elinden kaçırdığı için
huysuzlanıyor. Yani biz her gün Yıldız'ı konuşacaksak böyle bu evde işimiz var. Elbette her gün konuşmayacağız. Sadece olaylar çok taze. Yıldız'la burun buruna olduğumuz müddetçe olaylar taze kalacak yalnız Doğan. O ne demek şimdi? Buradan taşınalım bence. Böyle her gün dip dibe olmanın hiçbir manası yok, öyle değil mi? Yıldız benim umurumda bile değil. Ben sadece istediğim zaman kızımı görebilmek için buradayım. Bu kadar. Senin istediğin zaman kızını görebilmek için yan yalıda olmana gerek yok. Sen Doğan Yıldırım'sın. İstediğin zaman kızını görebilirsin. Yıldız'a getir kızımı diyeceksin ve o da getirecek. That's it. Olaylar biraz soğusun, konuşuruz. Yıldız beni kızımdan ayrı tutmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Okey. Eğer konu gerçekten Yıldız suysa kalalım. Aksi takdirde bu komşuluk hepimize zarar verecek Doğancığım. Ender, ben kızım için buradayım. O kadar. Okey. Kardeşiyle nişanlısın yani. Ya Müfide Hanım, gerçek bir nişan değil tabii ki. Ah Engin, böyle bir şeyi nasıl kabul ettin? Ya nasıl kabul etmeyeyim? Geri Yıldız istedi. Bir de kızın günahını almışlar. Sanki onunla bir ilişkin varmış gibi göstermişler. Bakmayın, bakmayın. Aslında ben de suçluyum. Sen neden suçlusun? Çünkü ben bütün duygularımdan samimiyetle Ender'e bahsettim. Onun anlayabileceğini düşündüm. Yani işte orada hata yaptım. Çünkü sen bu dünyanın insanı değilsin. Her ne kadar kılık kıyafetin değişse de, evin barkın değişse de onlar gibi değilsin ve olamazsın. Ya enteresan. Duygularından, hislerinden hiç bahsetmeyeceksin. Hareketlerine, konuşmalarına dikkat edeceksin. Yani bu kadar hesaplı nasıl yaşanabilir anlamıyorum. Hilmi Bey vefat ettiğinde sana bütün servetini bıraktığı için ne kadar büyük bir iyilik yaptığını düşünmüştüm. Ama şimdi iyilik mi, kötülük mü bilmiyorum. Vallahi Müfide Hanım, yani o kadar haklısınız ki. İnanın ben de bilemiyorum. Bunların yanında ayakta kalmak için ya onlar gibi olmak lazım ya da hiç olmamak. Neyse, size doyum olmaz. Ben odama çıkıyorum. Hem dernek için kıyafet ayıklayacağım hem de çocuklarıma bakacağım. Hepinize öptüm. Bye. İyi geceler kızım. İyi geceler. Ben de odamda takılıyorum. İyi geceler. Bye. İyi geceler Emirciğim. İyi geceler canım. Aa, birini bekliyorduk. Ay yok ya, Emir kesin kendine bir şeyler söylemiştir. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Asuman Yılmaz burada mı yaşıyor acaba? Evet, burada. Ben kendisinin çantasını buldum da. Aa, öyle mi? Buyurun, buyurun lütfen. Buyurun, geçin. Şöyle buyurun lütfen. Ha, Asuman Hanım, beyefendi çantayı bulmuş. Aa, nasıl ya benim çantam? Siz nereden buldunuz? Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum. Ay Zeynep, ajandam. Ay, inanamıyorum. Sabahtan beri arıyorum, nasıl buldunuz? Ben de yakınlarda yalıda oturuyorum. Evdeki çalışanım çöp atarken çöpte görmüş. İçinde sizin kimliğinizi bulmuş. Ve komşumuz olduğunuzu söyleyince ben de kendim getirmek istedim. Ay çok teşekkür ederim. Ay ne zahmet ettiniz. Asuman ben bu arada. Memnun oldum. Bülent. Kızım Zeynep. Memnun oldum. Ben de. Ay bir kahve ikram edelim size, olur mu? Hiç zahmet etmeyin. Ay olur mu öyle şey? Siz buraya kadar getirdiniz, zahmet oldu size de. İçersiniz değil mi bir kahve? Aysel'cim bir kahve beyefendiye. Tabii efendim. Sade lütfen. Paltosunda. Böyle buyurun ne olursunuz. Buyurun. Böyle geçin. Yani madem çöpe atacaksınız ne diye alıyorsunuz çantayı değil mi ama? Yani ama şansa bakın. Allah'tan sizin yardımcınız bulmuş. Aynen öyle. Bu gibi olaylar burada daha önce de yaşandı. Bunlar çantayı alıyorlar. İçinden para, telefon gibi kıymetli şeyleri alıp sonra çantayı atıyorlar. Yani Bülent Bey, bizim başımıza ilk kez geliyor açıkçası. Çok şaşkınım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hem bu sayede tanışmış olduk. Değil mi? Siz kaç numarada oturuyordunuz? 17 numara. Ha, bayağı ileridesiniz o zaman siz. Biraz. Yeni mi taşındınız? Yo, aslında yıllardır buradayım. Allah Allah, hiç karşılaşmadık. Burada pek komşuluk da olmuyor malum. Tabii canım, eskiden de o komşular arasında git gel falan. Artık herkes biraz daha kapalı yaşıyor. Değil mi?
siz kirada mı oturuyordunuz yoksa ev sizin mi? Kendi evim. Aa, insanın kendi evi gibi yok değil mi? Evet. Aysel'cim, gel Aysel'cim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi misin? Seni merak ettim. İyiyim, ne oldu? Yani seni böyle iki gündür pek bir kötü görüyorum da bir derdin mi var? Nasıl kötü? Yüzümde bir şey mi var? Ödem mi olmuş, ne olmuş? Yok yok, yani ruhsal olarak diyorum, bir sıkıntın mı var? Yani bu sıralar alışkın olduğum şeyler yaşamıyorum. Nasıl yani? Ben bugün otobüse bindim. Olsun. Olsun, olabilir yani. Olabilir böyle şeyler de. Seni buna iten sebepler neydi tam olarak? Yani biraz mecburiyet tabii. Enteresandı yani. Başta çok garip geldi. Herkes böyle iç içe falan, böyle sallanıyor. Bir de biliyorsun ben hiç temasçıl bir insan değilim yani. Sevmiyorum öyle şeyleri. Yani. Ama yol uzun olunca herhalde bir alıştım mı, ne oldu? Alıştım gibi. Tabii eve geldim, hemen bir duş aldım falan, temizlendim, üstüne masajımı yaptırdım, anca kendime geldim. Ah canım benim ya, kıyamam. Peki filmlerdeki gibi böyle bir kalıp sabunu fıtı 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 bitirdin mi? Yani böyle yüzden geriye saymalar falan. Yalnız ben duş jeli kullanıyorum. Ha, okey, tamam. Ama Kumrucuğum bak şimdi, sen git odana güzel güzel dinlen, tamam mı? Kafana da hiçbir şeyi takma. Çünkü bu hayat kısa. Eğlenmene, gülmene bak, tamam mı? Hiç bu dert ettiğin şeylerin hiçbiri dert değil. Okey. Hadi, hadi sen git yat, güzelce dinlen, hava soğuk, üşütme. Hadi canım benim, hadi. Bu delirdi herhalde. Vah, 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 ablam haklıymış. Of, of. Vallahi adam prens, prens. Yalıda oturan prens. Niye şaşırıyorsun Allah Allah? Doğan da öyle değil miydi? Anneciğim, Doğan deme bana. Yalnız annem haklı abla. Adam gerçekten kibar biri. Ta buraya kadar getirdi çantayı. Hayır, bir çalışanıyla da gönderebilirdi. Aynen öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adamı çok beğendim. Evi de kira değilmiş, kendi yalısıymış, orada oturuyormuş. Emeklisini sordun mu? Ha, sordum. Üç aylık ne zaman alıyorsun dedim. İlk günden sorulur mu, ayıp? Ha, yani adama senin evin kira mı, kendi evin mi derken ayıp değil, bunu söylerken mi ayıp anne? Valla ben onu bunu bilmiyorum. Zeyno'yla çok yakıştırdım adamı. Ay yok artık ya. Ne yok artık canım? Adam da bunu beğendi. Neler diyor annem Zeynep? Ya gözünü alamadı diyorum. Ay inanmıyorum, neler diyor annem? Sen ona ne bakıyorsun? Oturdu adamın karşısında kibar kibar. Adam misafirmiş gibi. Çünkü adam misafir de anne. Nasıl davranayım? Merak etme ablacığım, telefon numaralarımızı aldırttı zaten karşılıklı. Numara mı? Komşu komşunun külüne muhtaçtır herhalde. Kısmetin nereden geleceği belli olmaz. Merak ettim adama. Yıldız Hanım, dernekten birisi geldi, sizin kıyafetleri istiyor. Ha tamam, doğru. Görüyorsunuz sosyal sorumluluk projelerine ne kadar önem veriyorum. Ah maşallah benim güzel kızıma. Zeyno adam çok iyi, bak beni dinle. Sus anne artık. Ne sus, ne sus. Güzel ve etkili konuşabildin mi Bülent? Tabii ki Ender Hanım. Zaten kızın annesinin gözleri parladı beni görünce. Parlar. Zeynep'e birini arıyordu. Caner'cim sen bu 17 numaralı yalıdaki çalışanları ayarlayabildin mi? Ayarladım ablacığım. Eğer araştırırlarsa Bülent Bey'in evi diyecekler. Yani zaten yalının sahipleri yılın 6 ayını Monte Carlo'da geçiriyorlarmış. Yani evde yoklar. Oh süper. Şimdi biz senin adına zarif bir çiçek yollayacağız. Teşekkür etmek için seni arayacaklardı. Asuman Hanım akıllı kadındır. Zeynep'i aratacak bence. Sen de onu güzel bir yere yemeğe davet edeceğini söyle. Hı? Tamam Ender Hanım. Eğer evet derse onu Şeri'ye davet et. Sahibi arkadaşımdır de. Yine de Yıldız aldılar. Oraya mutlaka gitmeliyiz de, okey? Tamam. Ben de Doğan'la geleceğim oraya. Ve Engin'le Zeynep arasındaki nişanın yalan olduğunu Doğan anlayacak. Aynen öyle Caner'cim. Yani Allah aşkına. Yani nişanlı kız başka bir adamla baş başa yemeğe gider mi? O zaman ne olacak? Yıldız'ın yalanı ortaya çıkacak.
Yani insan kardeşine bunu yapar mı ya? Niye öyle bakıyorsun Caner'cim? Onlarla biz bir miyiz ya? Sen benim için nişanlandın mı? Ha abla, bir nişanlanmadım kaldı senin için ya. Neyse şimdi beni Bülent'in yanında konuşturma. Bence de. Neyse çiçeği senin adına gönderiyoruz. Okey. Telefonun mutlaka ve mutlaka açık olsun. Öyle aradık da ulaşamadık falan filan gibi bir şey istemiyorum. Hı? Tamam. Şimdi gidebilirsin. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Caner sen de dernek işini hallet. Ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Okey? Tamam ablacığım ben de. Nice. Canım kardeşim benim. Hadi bakayım göreyim seni. Hadi ben de çıkıyorum o zaman. Bye bye. Biraz da biz eğlenelim değil mi? Hesabı alabilir miyim? Heh, tamam işte. O sokağa gir. Zaten bir tane kafe var. Önünde bekliyorum. Göreceksin beni. Hadi. Caner değil mi? Evet. Tamam mı? Tamam. Bu çantayı Yıldız Yılmaz'dan aldığın kıyafetlerle değiştireceksin. Tamam. Beni görmedin, tanımıyorsun, bilmiyorsun tamam mı? Soran olursa bu çantayı Yıldız Yılmaz'dan aldım diyeceksin. Tamam. Hoş geldiniz Hilal Hanım. Merhaba Ezgi. Doğan Bey kendisini burada beklememi söyledi. Tabii efendim, buyurun. Evde kimse yok galiba. Yok efendim. Buyurun efendim. Ezgi, ben biraz açım. Bana birkaç çeşit sandviç, bir de portakal suyu. Peki efendim. Bana acil bir telefon geldi. Hemen çıkmam lazım. Doğan Bey ben söylerim, tamam mı? Aa, o ne öyle? Bu geldi. Aysel kimden bu? En önemlisi kime? Osman Hanım'la Zeynep Hanım'a. Ay kesin beyaz yalı prensten geldi. Zeynep oku bakayım. Sevgili Zeynep'e Osman Hanım, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle Bülent Mısırlı. Ay ne janti adam. Biraz fazla janti. Üf Yıldız sen de her şeye bir kutlu ama tamam mı? Ara teşekkür et adama. Aa, niye ben arıyorum ya? Aa, çiçekler bana gelmedi de ondan sana geldi hadi. Zeynep'ciğim bir ara da anlayalım niyeti neymiş. Ben zaten paranoyak oldum araştıracağım merak etme. Seda'yı. Buyur yengem. Buralarda yaşayan Bülent diye bir adam tanıyor musun? Yalısı varmış. Bülent Mısırlı. Bilmiyorum yenge. 17 numara. Seda'yı 17. 17 numaraya bir sor bakayım güvenliğine falan kimmiş neymiş. Tamam yenge. Ara adamı ara. Teşekkür ay, et. Ay tamam. Üf. Hoparlör ağzı Eno. Alo.
Alo. Bülent Bey merhabalar, Zeynep ben. Zeynep Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çiçeklerinizi aldık, çok zarifsiniz. Teşekkürler. Ne demek, rica ederim. Annem de burada, o da teşekkür ediyor. Selamlarımı iletin lütfen. Aslında ben de sizi arayacaktım. Belki biraz garip olacak ama işiniz yoksa sizi bu akşam bir yemeğe davet etmek istiyorum. Tamam, olur. Olur. Çok sevindim. Şeri diye bir yer var, sahibi arkadaşım. Daha yeni en iyi restoran yıldızı aldı. İsterseniz oraya gidebiliriz. Olur, uygun benim için. Peki. Sizi 8'le alırım o zaman. Tamam, oldu. Görüşürüz. Ay ben adama evet dedim de yani. Ay inşallah evlenirsiniz. Allah'ım lütfen evlensinler. Yani. Yok, bu işte bir iş var. Ay. Nasıl yani? Yani birazcık fazla tesadüf olmadı mı bütün bunlar? Niye beni gaza getiriyorsunuz o zaman adamla yemeğe git diye? Neyse dur tamam, ben şimdi Seda'yı yolladım ya, o bir gelsin bana ne olduğunu bir anlatsın. İçimiz rahat etsin. Kardeş merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun. Burası Bülent Bey'in eviymiş, öyle mi? Evet. Soyadı neydi ya? Mısırlı. Doğru, Mısırlı. Sen niçin arıyorsun Bülent Bey'i? Ya bizim eve bir kargo geldi de Bülent Bey'in adına. Emin olmak için sordum, birazdan getireceğim. Ha, tamam. Bu arada Bülent Bey'in ofisi iki tellideydi değil mi? Evet, evet, oralardaydı. Eyvallah, eyvallah. Ya şimdi hatırladım, Tuzla'da değil miydi ya? Evet kardeşim, tamam. Neredeyse nerede? Sen getir paketi bana bırak. Tamam, kusura bakma. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Ender Hanım. Ezgi. Kim var evde? Kumru Hanım var odasında. Okey. Ezgi. Buyurun efendim. Cener gelince bana haber ver. Peki. Söylemek istediğin bir şey var mı Ezgi? Ne gibi efendim? Davetsiz misafir gibi. Yani Hilal Hanım kısa süreliğine uğradı ama o hep salondaydı. Doğan Bey'le buluşacağını söyledi. Peki bunun benim odamda ne işi var? Bak ne yazıyor üzerinde. H. Hilal'in H'si. Bunu Hilal'in bileğinde gördüğümden eminim Ezgi. Affedersiniz Ender Hanım. Benden sandviç istemişti. Ama o hep salondadır diye düşündüm. Sonra da hızlıca gitti. Biz yokken niçin onu eve alıyorsun? Özür dilerim Ender Hanım. Bilemedim. Korktum. Korktun. Bu evde benden korkacaksın. Hilal'den değil. Ve eğer bir daha böyle bir şey yaparsan... Asla, asla efendim. Lütfen işime son vermeyin. Siz ne derseniz yaparım. İsterseniz sizin gözünüz kulağınız olurum. Ne olur beni affedin. Öyle olmaktan başka şansın yok zaten. İşinin başına dön, hadi. Hoş geldiniz. Abla. Gel getir sen. Çabuk gel. Abla. Gel gel. Abla ne oluyor? Hilal. Nene böcek yerleştirmiş. Binleme cihazı. Aramamız lazım. Hadi
Hah, neler buldun Ajan Seda'yı söyle bakalım. Yengem, adam bildiğin tembihlenmiş. O ne demek ya? Tembihlenmiş ne demek? Ya sordum, her soruya doğru cevap verdi ama bir yerde çuvalladı. Nerede çuvalladı? Ben bununla her şeyi biliyormuşum gibi konuştum. Dedim ki senin patronun ofis iki telideydi değil mi? Bilmiyorum dememek için evet dedi. Sonra dedim ki yok ya, hatırladım, Tuzla'daydı. Ona da evet dedi. Ay belki gerçekten bilmiyor adam Seda'yı. Anne sen de yani. Resmen bu adam bilerek annemin çantasını çaldı ve bilerek bu eve geldi. Vallahi olmaz diyemiyorum. Neler görmedik ki? Ay iyi de niye yapsın ki böyle bir şey? Çünkü o adamı Ender tuttu. Ay yuh artık ya. Ben göz göre göre kızımı zengin diye fakir adamla mı evlendirecektim? Allah'ım yazdıysa bozsun. O zaman kesin anladı benim Engin'le nişanımın yalan olduğunu. Aynen öyle. Ya Allah kimseye Ender'in düşmanı yapmasın. Kadın bildiğin anakonda ya. O anakondaysa ben de karamambayım. Ben yılanlık fakültesinden mezunum, tamam mı? Bunların bütün huylarını biliyorum, onun hakkından gelmesini bilirim. Ay bu Ender'e ben de artık gıcık oldum ya. Yemin ediyorum gideceğim, kapısına dayanacağım. Yılan ya, yemedi tabii hiçbir şeyi. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Ona kendi silahıyla vuracağım. Çok sinirlendim şu anda. Ya abla, kadın resmen böcek koymuş eve, ne yapacağız? Yani ben bir tane de yatak odasında olduğundan şüpheleniyorum Cener. Ama onu da bulursam merak etme. Bu Hilal salak ya. Sen bu Ezgi'yi nasıl kovmadın, ben ona şaşırıyorum. O da salak ama şimdi biz Ezgi'yi kovarsak Hilal bunu anladığımızdan haberdar olur. Halbuki ben ondan sonsuza dek kurtulmak istiyorum Cener. Vallahi ablacığım, bu zekayla bilim insanı olacak kadından harcandın buralarda. Nobel bile alırdın be. Tercih etme. Caner'cim, etrafta hiç kimse yok değil mi? Eminsin. Yok ablacığım, yok. Nice. Çok önemli bilgilere ulaştım Caner. Doğan'ın elinden her şeyi alabilecek bilgiler bunlar. Nasıl yani? Canım, aşkımızdan evlenmedik herhalde. Finans müdürünü satın aldım. O, Doğan'ın elindeki bütün bilgileri yedekleyecek bizim için. Dolayısıyla Doğan'ı tehdit edebilecek çok önemli bilgileri de ulaşabileceğim. Sen de ara ara şirkete git. Ve ne oluyor, ne bitiyor öğren. Tamam mı canım? Tamam ablacığım, sen hiç merak etme. Okey, hadi bakayım göreyim seni Caner. Salak bunlar ya. Dakika bir, gol bir. Evde bunlar konuşulur mu ya? Planlar yapıldığına göre artık şu satışı izleyelim ya. Ne zaman başlayacak bu? Aslı Gürcanlı'nın biri... Hah, başladı. Ünlü modacı Talentino'nun 2022 yaz koleksiyonundan çok güzel, çok renkli bir parça. Ve sadece bir kez giymiş. Güzelmiş, tut kendini anne. Sitemize yüklüyoruz. İsteyenler fiyat verebilir. Ay acaba benim kıyafetlerim ne zaman çıkacak? Ay. Şimdi Yıldız Yılmaz'ın bağışlarıyla devam Bakın ediyoruz. Bakın şimdi. Evet, diğerini de açar mısın canım? Allah Allah. Ne oluyor ya? Yani çok ilginç. Pardon, bir yanlışlık oldu galiba. Bunlar olduğuna emin misiniz? Bir terslik var herhalde. Yıllardır bu dernek için çalışıyorum. Ama böyle bir şey hiç yaşamadım. İlk kez görüyorum. Burası bir eskici dükkanı değil. Burası bir yardım derneği. Göstermeyecektim ama bence herkes bunları görmeli. Bu yırtıkları görüyor musunuz? Aa! Kameraman arkadaş. Kızım bu ne? Bunlar benim kıyafetlerim değil ki. Ay niye serinmiş gibi gösteriyor bu? Görünüyor mu bunlar? Ya bu elbise? Ya bu ayakkabılar? Kendi kıyafetlerinize gösterdiğiniz özeni biraz da bir yardım kampanyasına gösterseydiniz keşke. Bunları tabii ki de sayfamıza koymuyor. Ve şimdi bir diğer ünümüze geçiyorum. Gerçekten çok sinirlendim. Ben senden daha çok sinirlendim. Yahu benim değil o kıyafetler diyorum, sen duymuyor musun? Ender Yıldırım,
Ne kadar? Hemen diğerini de açalım. Bu güzelliği görüyorsunuz. Ender Yıldırım diyor. Duydunuz mu? O mu yaptı yani? Allah cezanı versin Ender ya. İşte intikamını alıyor ödül töreninin. Ay bu kadar manyak mı ya? İnsan bunu yapmaya üşenir. Üşenmez o. Ender Yıldırım. Ama o gününü görecek. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Her zamanki gibi klasını konuşturmuş. Son sezonun sinirden yeme anne. Ve ayakkabıları. Ya. Hiç giymemiş. İşte bu. Sıfır. Aklı sıra iyilik yapıp gönüllerde taht kuracak. İşte. Ben seni öyle sağda solda övdürür müyüm işte ya? Yani ablacığım Büyük İskender hayatta olsaydı senden savaş taktikleri alırdı. Tebrik ediyorum. Akşam Bülent ve Zeynep'i de buluşturuyoruz. Daha ne olsun Caner'cim? Doğan bir bakacak ki karısı sürekli haklı. Şans bizden yana. No. Şans değil Caner'cim. Bunların hepsi taktik yani strateji. Neyse ablacığım sen burada zaferini kutlarken ben gideyim bir kumruya bakayım. Bu ara fena çünkü. Onun durumu nasıl? Otobüse binmiş. Kumru. Evet. Sorma ben de inanamadım yani. Ay, durumu tahmin ettiğimden daha kötü galiba Caner. Abla ben de hep suyuna gidiyorum ama yani bak tavan arasında böyle çişli çarşaf falan saklıyor olmasın. Ezgi'ye bir sor bir kontrol etsin. Ay yok artık daha neler. Tamam delirdi de o kadar delirmemiştir herhalde. Yani henüz o aşamaya gelmemiştir diye düşünüyorum ama. Neyse ben gideyim bakayım bir ilgileneyim. İlgilen ilgilen. Ezgi. Ortalığı toparla. Ceketi as filan. Hayır neden beni aramıyor ki? Neden yani? Beni mi beğenmedi? Beni. Of. Acaba buraya mı çağırsam? Ay yok daha neler. Adama pansiyon dedin Kumru. Nasıl oldun? İyi, sen? Ben de iyiyim. Ama bu ara kendine biraz dikkat et Kumrucuğum, tamam mı? Yemene, içmene falan, ha? Caner. Hı. Sana bir şey soracağım, otur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor ya? Otur. Sor, sor. Hadi sor. Bildiğin pansiyon var mı? Pansiyon mu? Ne pansiyonu? Pansiyon işte. Kumrucuğum, sen pansiyonu ne yapacaksın? Merak ettim, bakacağım. Ama Kumrucuğum, onlar biliyorsun böyle tek göz oda oluyor. Hı, evet. İyi, tamam. Yani sen kendini iyi hissedeceksen ben araştırayım. Sen git dinlen, kafanı dağıt, rahatla. Ha? Aynen araştır bak ama fakir olsun. Fakir görünsün yani. Bizim semtlerde olmasın, Bebek'te falan olmasın mesela. Kumrucuğum Bebek'te zaten pansiyonun ne işi var? Ne bileyim ben. Sen bu ara böyle fakir ortam mı merak ediyorsun? Ne oldu? Yok. Yani bunlarla uğraşacağım ama kendimce deneysel bir araştırmaya girdim diyebiliriz. Hmm. Hayırlısı o zaman. İyi, ben çıkayım. Tamam, bak bana haber ver. Olur. Ararsın. Ay, hala arama yok. Canım, aşkımızdan evlenmedik herhalde. Finans müdürünü satın aldım. O, Doğan'ın elindeki bütün bilgileri yedekleyecek bizim için. Dolayısıyla Doğan'ı tehdit edebilecek çok önemli bilgileri de ulaşabileceğim. Sen de ara ara şirkete git ve ne oluyor, ne bitiyor... Ender'in gerçek yüzünü gördün değil mi? Ablacığım sen hiç merak etme. Ben sana söylüyordum okay, Doğan bu kadın bir yılan diyordum ama bana asla inanmıyordun. Bak arkandan ne işler çeviriyormuş. Peki sen? Ne ben anlamadım. Peki senin çevirdiklerin ne olacak? Doğan Ender'in söylediklerini duymadın mı? Ender onları bilerek söyledi. Doğan, evde dinleme cihazı buldum. Dinleme cihazı mı? Yani salonda bir tane buldum da. Bir tane de yatak odasında olduğundan şüpheleniyorum. Ender bizi kim niye dinlesin? Vallahi hiç bilmiyorum. Ama aklımda bir fikir var. Ve bence bunu öğrenmenin en kolay yolu da bu. Şimdi ben Caner'le konuşacağım ve ona bir planım olduğundan bahsedeceğim. Bu dinleme cihazındaki konuşmaları dinleyen her kimse ve niyeti senle beni ayırmaksa hemen sana gelecektir. Böylelikle biz hem kim olduğunu öğreneceğiz hem de
neyin peşinde olduğunu öğreneceğiz Doğancığım. Sen kim oluyorsun da benim evime dinleme cihazı yerleştiriyorsun? Ben sana güvendim. Seni sağ kolum yaptım. Ender'le evlendim diye mi kötü oldum şimdi ha? Doğan, ben Ender'in gerçek yüzünü göstermeye çalışıyorum sana. Ama sen bana kendi gerçek yüzünü gösterdin. Seni bir daha asla görmek istemiyorum. İnanamıyorum Doğan. Bu kadın senin beynini yıkamış. Bak, gerçekten çok kötü şeyler olacak. Bana bak. Beni güvenlik çağırmak zorunda bırakma. Çık dışarı. Çok pişman olacaksın. Gerçekten. Yıldız Yılmaz'ın bağışladığı kıyafetler olay oldu. Yoruma bak anne. Beyza yazmış. Kendi yalıda oturuyor, eski kıyafetleri bağışlıyor. Üstü başı hep marka, yazıklar olsun. Kızım yeter artık, okuma şunları. Dur, şunlara bir cevap yazayım ama. Yazma kızım, niye yazıyorsun? Ya hayır, yazacağım anne ya. Ben sadece marka giymem. Gerekirse pazardan da giyinirim. Atma kızım, atma. Anneciğim şu anda atmak zorundayım. Benim halktan biri olduğumu düşünsün ya. Biz de herhalde annemizin karnından yalıda doğmadık. Önemli olan kombin şekerim. Paran yoksa da zevkin varsa gayet de güzel giyinebilirsin. Sen de o zevk yoksa ben ne yapayım? Parayı karıştırma. Paraya da laf ettirmem. O zaman Ender'e de bir şey söyle. Hayır, Ender'in olayı ayrı. Ender birazdan cezasını bulacak. İnşallah. Hilal konusu bir daha açılmamak üzere kapandı. Yani umarım sonradan bir şey yapmaz. Cesaret edemez. Hmm. Okey. Hani sana Zeynep'le Engin arasında bir şey olmadığını ispat edeceğim demiştim ya. Hı hı. Zeynep'in bir sevgilisi varmış. Bu akşam da yemeğe gideceklermiş. Caner Emir'den duymuş. Nasıl yani? Ben sana bunun yalan olduğunu söylemiştim Doğan. Diyorum ki biz de gidelim oraya ve sen kendi gözlerinle gör. Hem için rahatlasın. Lütfen. Hiç gerek yok. Doğan bak, bunu benim için değil, kendin için yap. Rica ediyorum. Aksi takdirde hep bir tarafın Yıldız'a haksızlık ettiğini düşünecek. Hı? Çıkalım. Okey. Ben çantamı alıp geliyorum. Aşağı. Anlaştık. Gideceğimiz yeri çok beğeneceksin. 6 ay sıra oluyor aslında ama benim ismimi duyunca hemen hallettiler. Ne kadar önemli birisin. Etkilenmemek elde değil. Buyurun, kartınız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rezervasyonumuz vardı. Tabii. Bülent Mısırlı. Bülent Mısırlı. Evet, buyurun efendim. Menü için garsonu yönlendireceğim efendim. Hay hay. Afiyet olsun. Nasıl, beğendin mi? Güzel, çok güzelmiş. Beyefendi, rahatsız ediyorum ama arabanız kendisini kilitledi. Nasıl kilitledi? Anahtar içinde mi bıraktınız? Yok, ben kapattım arabayı. Bir anda ışık söndü. Şu anda da hareket etmiyor. Allah Allah, ne oldu ki şimdi durduk yere? Bir bak sen istersen. Hemen geliyorum. Lütfen kusura bakma. Tabii tabii canım, ne kusuru? Buyurun. Çok haklısınız. Evet. Hemen bakalım şimdi. Nerede araba? Efendim, hemen yolun karşısında, oraya çekmiştim. Buyurun.
Ya kardeşim size araba bırakıyoruz. Araba bozuldu diyorsunuz ya. Nasıl kilitlenir ya araba? Çok haklısınız, çok haklısınız. Bu kadar beceriksizlik olmaz ya. Bir daha olmayacak efendim. Şöyle buyurun. Şu rezilliğe bak. Size araba veren de kabahat. Haklısınız, haklısınız. Buyurun. Ver şu anahtarı. Yok sana anahtar. Sen cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsun lan? Ne oluyor? Şş. Sen şimdi biraz burada bizle takılacaksın Bülent Efendi. Tamam mı? Tabii gerçek adım buysa. Sen gel bakalım şöyle. Çık, çık, geç, 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 geç. Ha, niye? Konuşma. Önüne bak. Faket. Yalnız benim haklı olduğumu göreceksin Doğancığım. Aa, Ender'ler de buradaymış. İyi akşamlar. Aferin Emir. Doğan'la Ender çıkınca da o sahtekarı salın gitsin. Hadi kapat. Çak. Oh, oh sonunda. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlar bizim zekamıza nasıl dalga geçiyorlar ben hiç anlamıyorum. Biz neler gördük geçirdik be. O Ender beni hala eski aptal yıldız zannediyor. Ama ben onu bana yaptığı her şeyi hafızama kazıdım. Yıldız Hanım çok şıksınız. Çok teşekkürler, sağ olun. Müsaadenizle. Nereye gelmişsiniz Yıldız Hanım? Lombeliko Kralı'nın taç giyme törenine beni de davet ettiler de o yüzden buradayım. Yıldız Hanım böyle bir ülke var mı ki? Yani davet olduğuna göre ülkesi de vardır herhalde değil mi? Yıldız Hanım böyle bir ülke yok. Böyle bir davet de yok. Nasıl? Yıldız Hanım, birileri sizi çok pis oyuna getirmiş olmalı. Evet, Yıldız Hanım, bu nasıl olur? Yıldız Hanım, davetiye bize verebilir miyiz? Hay anne, ne güzelmişim değil mi? 27 yaşındaydım çıtır. Sen her halinde her zaman çok güzelsin kızım, maşallah sana. Sağ ol anne. Yaklaştım sayılır o kiloya. Neyse, bundan sonra o Ender bana kül yutmaz Yıldız diyecek. Yani şu dernek işini de yemeseydin iyiydi. Boş ver be anne. Bu akşam eşitlendik. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardın. Bakacağız. Kim derdi ki bir tane gün gelip bıkacağız. Ben de yenik yüreğim yalnız mı kalacağız? Böyle ayrılık olmaz. Böyle yalnız kalınmaz.
Merhabalar. Merhaba. Ender Yıldırım ben. Jinekolojide randevum vardı. Bir bakalım. Okey. Ama size yeni reçete yazılacaksa siz doktorunuzdan onu şimdi alacaksınız. Sağdan ikinci oda. Çok geçmiş olsun. Mersi. Tamam. Gel. Merhabalar, Ender Yıldırım ben. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mersi. Lafı çok fazla uzatmadan konuya gireceğim. Çok ciddi bir araştırma yaptım ve bu konuyla ilgili en doğru ve en iyi merkezin burası olduğunu öğrendim. Ben en yakın zamanda hamile kalmak istiyorum.